Futbol aklında birlikteyiz. Erdal Oş ve de Mustafa Sapmaz birlikte Vezirat Türkiye Kupası'nda Sivas Spor Fenerbahçe karşılaşmasında da ilk yarının son saniyeleri oynanıyor. Sıfır sıfırlık eşitlik devam ediyor. Tekrar iyi akşamlar arkadaşlar. Ligde de artık son düzlüğe girdik sevgili seyirciler. Hafta sonu. Ee, Fenerbahçe'nin galibiyeti ardından Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlubiyetiyle birlikte aradaki puan farkı 3'e indi ve son haftalara girilirken Heyecan bir hayli takdir edersiniz ki e, arttı ve bu hafta sonu e, Fenerbahçe Biteksen Giresun Sporla Deplasman'da oynarken Galatasaray evinde e, Başakşehir'i konuk edecek. Öte yandan bu akşam e, Fenerbahçe ve de Türk Telekom için son derece önemli bir akşam. E, Euroleague'de Fenerbahçe basketbol e, takımı e, Olympiakos'la e, üçüncü karşılaşmasını oynayacak bir birlik seride eşitlik var. Oynuyor daha doğrusu saat 20.45 itibariyle bu karşılaşma e, başladı. Ve e, dördüncü karşılaşmada yine Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. E, diğer tarafta Telekom saat 22'de başlayacak olan karşılaşmada Türk Telekom Euro Cup finaline çıkıyor. Rakip e, Gran Canaria İspanyol temsilcisi onların sahasında oynanacak. E, ve de bu karşılaşmayı kazanarak e, takımımız üçüncü kez bu kupayı ülkemize getirme çabası içinde olacak. Onlara da şimdiden başarılar dileyelim. Tıpkı Fenerbahçe'ye olduğu gibi bu karşılaşmada saat 22'den itibaren TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ee, Sivas Spor-Fenerbahçe karşılaşmasında son saniyeler ilk yarı itibariyle Fenerbahçe takımın bir dakikalık bir oynanmayan süre işaret edildi. Ve e, çok net bir pozisyondan yararlanamıyor Fenerbahçe. Ee, İrfan Can'ın e, alanının hemen dışından yapmış olduğu vuruşta top az farklı dışarıya gitti. 0-0'lık Sıfır eşitlik var. Biliyorsunuz son karşılaşmada İrfan Can Kahveci kırmızı kart görmüştü ve 4 Mart'ta alınan kararlar gereği 2 e, maçlık bir cezası açıklandı. Önce tedbirli olarak e, PFDK'ya e, sevk edilmişti. Eğer o tedbir devam etseydi bu karşılaşmada oynayamayacaktı ve 4 Mart'ta alınan karar gereği alınan yani belli bir sayıda işte o iki kırmızı iki maçlık ceza da ona tekabül ediyor. Ee, hangi ligde hangi stadyumda kırmızı kart gördüyse orada cezasını çekecek. Dolayısıyla kupa karşılaşmasında takımındaki yerini alıyor diyelim ve hemen Mustafa'ya dönelim. Ama Mustafa'ya dönmeden önce e, isterseniz bir e, kadroları da verelim. Olur. Ve arkasından olur. E, maçla ilgili 45 dakika değerlendirmesine bakalım. Sivas Spor'un kadrosu ekranlarınıza geliyor ve Sivas Spor, kadrosu, e, 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 ve, e, Sivas Spor e, karşılaşmaya. Kalede Muammer, Ali Şaşal, e, Adeli sakatlığı nedeniyle kadroda da yer almıyor, geniş kadroda. E, Muammer ki ilk yarıda başarılı kurtarışları da oldu. E, Murat Caner, Goutas, Uğur önlerinde, Halis Ulveştat, Erdoğan, Saiz, Gradel ve e, Kaysedo 11 ile sahaya çıkarken Fenerbahçe'nin 11'i Karede İrfan Can, e, savunmada Ferdi Samet, Salay Perez, önlerinde Arao, Emre Mert Hakan, Rossi İrfan Can ve de Pedro 11 ile çıktı. Sarı verdiler Fenerbahçe'nin yedekleri Ertuğrul, Serdar Aziz, Arda Güler, Joshua King, Serdar Dursun, Osay, Samuel, Batçuay, Osterwolde, Zayt ve de Crespo. Evet durum böyle 0 sıfır ee, ilk yarı ile ilgili e, birkaç da istatistiğe e, bakmak gerekirse ilk yarıda evremen dengeli bir e, karşılaşma vardı. Toplu oynama oranları %54'e 46 Fenerbahçe'nin lehineydi toplam şut iki taraftan da 4 Erdoğ e, ikisi isabetli Fenerbahçe'de e, onun dışında direkten dönen top yok e, Fenerbahçe'nin bir köşe vuruşu var iki kez o Fenerbahçe düşmüş. 3 kez Sivas Spor e, ve de e, bir hayli centilmence bir karşılaşma 5 tane Sivas ve iki tane de Fenerbahçe'nin yapmış olduğu faul var diyelim. Ee, ne dersin Mustafa? Karabağçı ee, yani, iki kulvarda devam ediyor ve yarı finalde e, Sivas e, deplasmanı bu maçın rövanşı iki evet. hafta sonra oynanacak. Ya, tipik bir e, kupa maçı iki ayaklı maçlarda olduğu gibi daha dengeli oynanıyor iki takım açısından da. tabii ki Sivas Spor biraz daha belki hani bu avantajı kullanmak istiyor kendisi sahasında ama onlar da bence ikinci maçın e, bilinci içerisinde yani iki takım da. Açık pozisyonları vermeden ilk maçtan skoru almaya çalışmadan daha dengeli o 0-0 oyunun sanki sürecekmiş gibi bir görüntü var. E, Muammer'in iki tane kritik pozisyonu vardı, kurtarışı vardı maçın ilk bölümünde. Bence onlar önemli yani Fenerbahçe skoru bulabilirdi ilk yarıda. Ama Fenerbahçe skordan daha önemli Peres'in dönmesi bence savunma hattındaki pek çok şeyi düzeltmiş gibi gözüküyor. Bugün sol bek oynuyor, e, klasik bir dörtlü savunmanın sol bek'i olarak oynuyor savunmanın... Bir kere dörtlü oynadığını tabi söyleyebiliriz. Yani Ferdi 4 e, dört oyuncu değişikliği yapmış bir önceki Sivas Neydi sonra. onlar? Emre Mor, Rossi, ilk 11'de değerlendi. Rossi oynamıştı ama Valencia'nın sakatlığı sonrasında girmişti. Mert Hakan orta sahada. Zala'ydı e, Zalai sakatlıktan dönüp stoper yerleşmiş. Samet Zalai ikilisiyle oynuyor. Ferdi ile Perez de sağ bek sol bek. Yani Perez'in gelmesi bence savunmadaki... E, Rakibin arkaya attığı bu Sivas'ın oyuna da biraz bağlantılı ama rakibin artı, arkaya attığı toplardaki o Fenerbahçe'nin bildik çizgi savunmasını yapmasını bence e, sağlayan oyunculardan bir tanesi. Savunma lideri gibi oynuyor. Bence o diğer iki oyuncu onun yokluğunda e, bu konuda eksik kalıyordu. E, hücuma çıkışlarda da ben iyi olduğunu düşünüyorum. E, ki hani Fenerbahçe için bence bu maç hem skoru kadar bu sakat oyuncunun dönmesi de önemli. E, yedek kulübesindeki Batu King ve Zayt bence herhalde ikinci yarıda da süre aldıklarında hem sakatlıktan dönmeleri açısından olumlu hem de bu maça sanki etki edecek oyuncular gibi gözüküyor. E, maç öncesinde e, hafta içinde e, Ferdi ve Arda özellikle Giresunspor maçı için dinlendirilecek gibi haberler çıktı ama bugün Ferdi sağda. E, yani Ferdi zaten çok yorgun değil. Yani genel olarak da birçok maçta 11 oynadı. E, çok yorgun olduğunu düşünmüyorum ve hani durdukça sanki daha kötü olur o. Yani bir maç arası verirseniz Ferdi'ye daha kötü olur gibi gözüküyor. Bir sakatlığı vesayesi yoksa, öyle bir riski yoksa, oynaması gereken bir oyuncu aktarıyor. Bir de tabii hani Peres'e söylediğimi Ferdi için de söyleyeyim. O da savunmada e, oyun aklı koyan, hücuma destekli oyun aklı koyan futbolculardan bir tanesi. Yani bugün e, Rossi'den daha fazla zorladığını düşünüyorum. Sağ önde yaptığı koşullarla Sivas Spor savunmasını. Erdal neler söylersin? Ee, yani Fenerbahçe açısından e, Perez'in dönmesi bence hafta sonu için de önemliydi. Yani geçtiğimiz hafta sonu için önemliydi. Şen, Şenol abiyle program yaparken yani bu kadar uzun süre oynamayan bir oyuncuyu hemen oynatmak doğru mu diye e, sormuştu Şenol abi. Ama e, hocanın bence çok güvendiği savunma. Üç, üçlü yapsa da dörtlü yapsa da çok güvendiği oyunculardan biriydi. E, gelir yani e, hafta sonu oynattıktan sonra bugün de oynatması aslında hocanın o güvenini gösteriyor. Mustafa'nın temas ettiği noktalarla beraber. Ee, çok kıymetlidir ya yani hem sol bek oynayabilen, e, sol bek oynarken de bu kadar verimli olabilen hem sol stoper oynayabilen bir oyuncu çok kıymetlidir. Bence sezon başında o üçlünün bozulmasında e, onun sakatlığı önemli bir etken olmuştu Fenerbahçe açısından. Sakatların dönmesi şüphesiz önemli. Bugün yanlış anla bilmiyorsam ilk defa tek santrafor gördük Fenerbahçe ilk 11 düzeyinde en azından. Onun bir kopukluğu var tabii. Yani e, girilen pozisyonlarda daha çok bireysel pozisyonlar yani bireysel topu taşıyarak girilen pozisyonlar. Yani hücum anlamında bir organizasyon becerisi görmedik doğrusu isterseniz Fenerbahçe'de. Ama o kolay değildir. Yani sürekli iki santraforla oynayıp birden bire dönmek hemen aynı verimi almak çok kolay değil. Bir de ilk 5 dakika ya da 10 da dakika bunu sağladı Fenerbahçe ama sonra Sivas Spor'un oyununa razı olmaya zorlandı gibi. Yani Rıza Hoca'nın oyunu. Ondan Rıza Hoca'nın oyununa kastım. Oyunun mümkün olduğu kadar boyu uzun, ve uzun toplar. Rıza Hoca herkesi buna mecbur eden bir teknik Hı -hı. direktör. Ee, Sivas geçmişken muhtemelen Rıza Hoca da sitem edecektir ama ben ondan önce davranayım bugün. O zaten ediyor. Rıza Hoca çok <laughs> sitem ettiği için artık dinlenilmiyor bazı sitemleri. Ee, bugün o edeceği sitemde haklı olacaktır. Ee, Fenerbahçe ile yarı final oynuyor Türkiye Kupası'nda Sivas Spor. Rıza Hoca ile birlikte Türkiye Kupası, Avrupa macerası hep yüz artıcı işler yaptı Sivas Spor. E bugün tribünlerin dolmasını hak ediyordu bu takım. yani Kesin. Başkan hak ediyordu, hoca hak ediyordu, takım hak ediyordu. Bir de nereden geldiler yani sezona çok kötü başladılar. kötü başlamalarının sebepleri de çok belliydi. Yani Avrupa'daki o yorucu tempo, bu kadro her ikisine de müsait değil. Ya Bugün dolu tribünleri görmek bence Sivas Sporlu futbolcuların, Rıza Hoca'nın, başkanın, yöneticilerin hakkıydı. Ya Bu noktada sistemi kabul etsin Sivas Spor tribünleri bence. Şimdi bu, bu sistem sürekli olarak yapılıyor ama e, Sivas Spor taraftarı da e, bu konuda bir reaksiyon göstermiyor. Evet, Acaba doğru. taraftar açısından bakıldığı zaman ee, ne tür gerçekler var? Yani bu bir doğru. E, belki bir orada, konuşmak bir lazım. orada konuşmak Protesto ee, mu var? bir rahatsızlık <laughs> mı var? Ee, doğru, orada orada yani lazım. Yani sonuçta çünkü bazı maçlara baktığınız zaman hani, ligdeki maçları bir şekilde kabul edebilirsiniz doğru. ki edemezsiniz aslında çünkü. Hadi eyvallah. Alın. yani ligde durumu bir çok evet. ama burada yarı final oluyorsunuz. Yarı final Bahçe'de oluyorsunuz. Yani e, bu noktada e, e, bir şey mi bir yorgunluk mu var? Hem evet. şey çok önemli rıza bir şey. hoca evet. açısından. Bir yorgunluk yani evet. hem de taraftar açısından bir yorgunluk mu var? Çok doğru uzun Aslında uzaktan doğru da. tespit yapmış olabilirsiniz abi. Yorgunluktan kasıt hep aynı yere oynama, hep aynı hedefler, belki ve aynı kişilerle. Evet. Ya takım da neredeyse aynı Dolayısıyla tabii Rıza açıklamaları yorumları her zaman çok mute edildir. Yani evet, öyle süslü cümlelerle evet, evet. rakibi Doğru. de ısıran ya belki öyle der. iniş çıkışlara ihtiyacı var. Futbol biraz biraz kabul edelim ki bunu söylemek yanlış anlaşılmasın ama biraz iniş çıkış, gerilim, cezir oyunu yani biraz gidecek, gelecek, kaybedecek, kazanacak. ya belki o dediğiniz mental yorgunluk camianın ya da tribünün taraftarının mental yorgunluğu söz konusu olabilir. Ama ne olursa olsun bu maç değil o maç yani. Evet, olmayacak evet, evet. maçlardan biri bu maçtı bence. Evet, Olmaması evet. gereken maçlardan biri bu maçtı. E, onun da o tribündeki boşluğun da oyuna etkisi oldu diye düşünüyorum ben. E, ama bu öte yandan iki ayaklı bir maç ve eee Fenerbahçe iç sahada çok da bu sene verimli olmadığını kabul edelim özellikle son bölümlerde. Evet. Dolayısıyla Sivasspor mutlaka ben bu maçı kazanayım e, anlayışıyla oynamıyor görebildiğim kadarıyla. Fenerbahçe de öyle oynamıyor. Ee, az hasarlı atlatma niyetinde iki tarafta anlaşılabilir bir ilk yarı izledik. Ama Mustafa'nın dediği pozisyonlar gol olsaydı belki daha çabuk yani hafta sonu öyle oldu mesela. Ee, o anlık. futbol hep anlar oyunu. Ee, o anlar gole dönseydi o zaman başka bir maç izleyebilirdik. Sivas... Bir yarı içinde böyle bir şey mümkün. Ya Sivasspor'un mesela normal olarak bu iki ayaklı maçta eee rövanş karşılaşması öncesinde e, bir şekilde en azından tek farklı bir galibiyeti düşünmesi çok normal. Görünmekle beraber Fenerbahçe'nin kendi sahasında aldığı e, beraberlikler olsun, mağlubiyetler olsun Sivas Sporu bu maçı biraz daha kendi sahasında mutlaka alma durumundaki bir takımdan daha ziyade ikinci maçta da benim e, şansım, şansım var. var noktasına mı getirdi acaba? Mutlaka öyledir. Hatırlayalım geçen sene Kayseri Sporu'na elenmişti Fenerbahçe. Evet, 10 evet. kişiydi rakip. Yanlış hatırlamıyorum. Evet. 10 kişiydi. Dolayısıyla böyle bir gelenek oluştu Fenerbahçe'de. Bu gelenek kalan haftalarda yıkılabilir mi? Yıkılabilir evet ama iç sahada Fenerbahçe e, sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Belki CSUS'un da temas etmeye çalıştığı o tribünlerle kurmaya çalıştığı diyalog ki bence yanlış. Mümkün olduğu kadar tribünlere başka dille hitap etmek lazım. Ama e, cesus'un da anlatmaya çalıştığı bu olabilir. Yani o baskının sonucu olabilir. E, mesela İstanbul Spor maçı da aynı şekilde okumak lazım. Fenerbahçeli oyuncular içeride oynarken keyif almıyorlar. Bir an önce maç aldık Hadi bitsin bu maç. Kazam. Endişesindeler. Yani bu maçı bir an önce bitirelim. Mesela Galatasaray da puan kaybetti içeride Karagümrük'e ama Galatasaray içeride oynarken keyif alıyor kabul edelim ki yani. Oyuncular top oynamayı daha maç uzasın hani maç bitsin şeyinde değiller. Evet. Fenerbahçe o, o fark o, o gerilim ama o gerilim 10 yılın gerilimi öyle kolay değil. Dolay Hadi değil. kaldırın o gerilimi deyince de kalkmıyor o. Doğru. O insan psikolojisi başka bir şey bence. Evet. Ee, ne diyorsun Fenerbahçe için oradan yola e, çıkarak baktığımız zaman e, şimdi kuşkusuz e, geçtiğimiz hafta İstanbulspor karşısında alınan e, beraberliğe Fenerbahçe taraftarı şimdi fazlasıyla hayıflanıyor. Aslında geçen hafta İstanbulspor ve de Galatasaray'ın Karagümrük'te oynadığı maçtan önce Fenerbahçe taraftarı ve de Galatasaray razı olurdu. E, herhalde şöyle düşünüyordu büyük ihtimalle ee, yani bu, geçen haftayı tamamen iki tarafta tulum Yazılı, çıkartır evet, evet. ve e, her şey Beşiktaş maçıyla aradaki fark. Aslında düşünülen e, ortaya çıktı evet. e, ama. sonuçta. Ama geçen hafta eğer İstanbul Sporu Fenerbahçe mağlup etmiş olsaydı şu anda aradaki puan farkı bir olacaktı. Evet yani e, elbette çoğu belki böyle düşünüyordur ama ben geçen hafta da hani hafta içindeki yaptığın sabah programlarında da yazılanlar, çizilenlerden manşetlere, gazete manşetlerde yansıyanlardan yani şöyle düşünüyorum şampiyonluk yarışını. Fenerbahçe'yi de değerlendirerek. Şimdi geç, geçen sezon Trabzonspor oldu. Büyük bir bölümün domine etti ligin. Yani çok böyle ikili, üçlü oyuna bile gelmedi. Yani böyle üç takımın yarışının içerisinde olmadı. Önceki sezonun Başakşehir'in şampiyonluğu var. Bu iki sezonda üç büyükler, yani İstanbullular, şöyle diyorlardı taraftarları. Ya işte üç büyük takımın bir araya geldiği rekabet her zaman daha keyiflidir, ligi daha fazla izletir vesaire deniyordu. E Şimdi o üç takım da bu haftanın sonunda gelinen noktada üçü de şey yarışın içinde, içinde kaldılar altı, son altı haftada. Ama söylemlere yani başkan söylemlerine, taraftar söylemlerine baktığınızda, medya diline baktığınızda hiç öyle keyif alıyorlar. Ya ne kadar güzel bir rekabet var duygusu yok. O yüzden ben geçen haftaki kayıpları Mustafa yaptı. araya gireceğim ya çok özür dilerim. Ee, bu açıklamalar demeşler falan çok kızışınca bir arkadaşıma mesaj atmıştım yani. Abdullah Avcı'ya bir teşekkür edelim. Şu stresini içine sokmak <laughs> sokmadı sporları. <laughs> Gidin teşekkür edin. <laughs> ya gerçekten de öyle yani Tabii tabii. Ya, hani ya şey, alıyor gibi mi insanlar? Yok, Değil tam tersi. Ya. Herkes sinir stres. Yani. Herkes stres. O yüzden Halbuki ne kadar güzel bir yarış var gerçekten. Ne kadar güzel bir yarış var. Geçen haftaki İstanbul beraberliği, işte Galatasaray Karagümrük beraberliği. O yüzden evet hayıflanacak taraftarların kendi takımlarına hayıflanacak. Ya yani Galatasaraylar diyor ki ya Karagümrüğü mağlup etseydik buradaki Puan kaybına kafamızı Önemli takmazdı ama. vesaire derdi. Yani o yüzden oraya takılmadan aslında iyi bir yarış var. Keyifli bir yarış var ya burada de, deyip oraya odaklanmak gerekirken yani hiç, hiç kimsenin oraya odaklanmadığını görüyorum. İstanbul Spor beraberliğinde <laughs> oradan geldik. Evet, Sivas Spor maçı da o yüzden zordu ama. Yani o beraberlikten sonra ben hani beraberlikten daha çok oyuncuların bir vücut dili vardı maçın bitmesine yakın ekrana gelen. Yani... Ve maç bittikten sonra zaten çoğu yere kapaklanmış bitirdiler maçı. Yani oradan ayağa kalkmaz bir görüntü vardı. E, Sivas Spor'da biraz formunu bulmuş. Son haftalarda da kazanan takıma dönüşmüş. Az önce Erdoğan'ın söylediği gibi her takımı zorlayan bir Rıza Hoca oyunu var. Koşturma oyunu var. E, buna çok tempo olarak karşılık veremez gibi gözüküyordu. O yüzden e, girdiği ilk pozisyonları gol, atması, gol yapması, rahat kazanması, 10 kişiye rağmen rahat kazanması. E, e, arkasından Galatasaray'ın puan kaybıyla beraber biraz daha heyecanlandırdı tabii ki bence şampiyonluk yarışı. Bu seneki Fenerbahçe'nin farkı olarak geçen hafta konuşmuş muyduk bilmiyorum ama bir kere daha hangi problem konuşmuştuk ama bir kere daha vurgulayalım. Hadi Trabzon Trabzon deplasmanı olabilir. Yani kaybedilebilir o kişi kaldı ama döndünüz. Evinizde Galatasaray oyun olarak da skor olarak da. yani oyun olarak da skor olarak da çok net yenildiniz. Oradan kalktı Fenerbahçe. Beşiktaş'a oyun olarak da skor, üstelik 10 kişi Beşiktaş'a kendi tabii. evinizde. Fark edin. Oradan kalktı. Kendi evinizde İstanbul Spor'a 3 gol yediniz ve son dakika. Oradan Mustafa'nın söylediği hafta sonu ki Sivas Teplasmanı bence de önemli. Ve bu sene Fenerbahçe'nin en büyük şeyi bu bence. Mesela geçen sene bunu yapabilseydi Trabzonspor bu kadar rahat olmazdı muhtemelen. Yani o kaybettiği evet. maçlardan sonra dağılmasaydı. Tekrar geri dönebilmeyi bilseydi. Ayağa kalkmasını bilseydi. Muhtemelen Trabzonspor için çok daha zor bir yarış olacaktı yani. O, o rahatlık olmayacak. Bu dağılmamayı sağlayan bence teknik direktörler. Ha Evet. Yani onu her sormak lazım. Ele, yani. eleştiriyor, çok eleştiriyor. Tabii ki teknik olarak eleştirecek şeyler de yapıyor George Jesus ama bu e, ayakta kalma halini az önce Erdoğan'ın söylediği gibi yani taraftarla bunu Oysa, izah ederek veya davranışlarla e, Genel olarak Jesus'un çizmiş olduğu genel görüntü verdiği demeçler olsun işte a, yurt dışında verdiği demeçler olsun. Sağ içinde taraftarla olan diyaloğu olsun. Artı basın toplantılarında vermiş olduğu Genel havaya bakıldığı zaman sanki bu dağılmamayı e, sağlayan o değilmiş gibi bir genel görüntü var. Yani Öyle orada bir baş aktör gibi e, görünmüyor, e, değil mi? Genel görüntüsü o Öyle ama mutlaka içeride yönetimden de e, bu noktada e, takım adına herhangi bir çıkışı çok net bir şekilde görmüyoruz Yok. yani normal standart davranışlar içinde. Evet. Dolayısıyla burada. Her defasında pozisyon kaybedip tekrar ayağa kalkabilmek hem de arkadan gelirken ayağa kalkabilmek biraz zor olsa gerek yani. Evet bu, bu bence bir biraz şeyle hani tabii ki taraftarla o son maçlardaki görüntülerde işte girdiği diyaloglar evet. vesaire. Bu arada o maçta ikinci yarı başladı onu da haber Gergin veriyorum. gibi adlandırılabilir ama bence şeye isyanı yani takım her seferinde ayağa kalkıyor bakın hani destek verin devam ederiz. E, duygusunu vurgulamak için yapıyor. Yani bir panikte değil. Bence George sakin. Yani buralarda bu seviyenin içerisinde nasıl olması gerektiğini bilen e, bu e, ve hedefi neyse o hedefe doğru gitmesi yönünde de adımları atma soğukkanlı olması gerektiğini bilen bir teknik adam. O yüzden bence e, Samandra'daki oyuncu grubunu ayakta tuttuğu için mental olarak kalkıyor. Yoksa e, yani Fenerbahçe'nin yönetimi de bence e, yeteri kadar panik yapıyor ya da e, acaba mı diyor. Taraftar zaten futbolcusuyla olan diyaloğunda bunu çok net bir şekilde gösteriyor ve e, haklı da yani taraftar eleştirisi değil bu ama haklı da yani 9 yıldan beri şampiyon olmuş takımın taraftar olarak. Fakat o kırılganlıkları onaran bence teknik direktörleri yani biraz George Jesus'un e, maharetinin olduğunu düşünüyorum. Ya mutlaka bu konuda çok ciddi anlamda bir kariyeri ve tecrübesi var ama 10 e, yıl boyunca bunca yıl boyunca şampiyon olamamış olan bir büyük e, camiayı şampiyonluğa e, bu noktada oynatabilmek tabii ki ayrı bir konu. Yani e, Fenerbahçe camiasının yaşadıklarını bu noktada algılayamayabilir. Bu ve buna benzer şampiyonluk yarışları yaşamıştır ama e, bu şeklini algılayamayabilir. An, bu Bunu bir, algılayabilmeniz bir, için burada 30 yıl, 40 yıl boyunca yaşamanız lazım. Bunu algılayabilmeniz için süreçleri bilmiş olmanız lazım. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki e, o amansız e, yani. yüzyıla 100 dayanan çekişmeyi iyi bilmeniz lazım. Yani bunu matematiksel olarak algılayamazsınız. Yani, yani bu, dersin ki ya kardeşim ben orada da çalıştım, burada da çalıştım. Hiçbir şampiyonluk zaten bu kadar kolay gelmedi, gelmiyor da zaten. Bu da onlardan birisi. Niye bu kadar fazla abartıyorsunuz? Başka bir konu. Ama Fenerbahçe'nin kendi içinde bulunduğu gerçek de ayrı bir e, konu. Ya tabii yani aslında hani benzer bir teknik direktör e, profiliyle çıkmıştı benzer bir krizden. Şimdi 1996... Bu arada bir parantez açayım. Sivasspor evet. gole çok fazla e, yaklaştı ve İrfan Can e, üzerine gelen topu ya da iyi pozisyon olarak gelen sert şutu e, kontrol etti. Evet. Yani 96-2000 yılı arasında Galatasaray 4 yıl üste şampiyon olup UEFA Kupası'nı kazandıktan sonraki sezon 2000-2001 sezonunun teknik direktörü Mustafa Denizli. Yani benzer tecrübede e, oyunun... Oyun kadar oyunun felsefesi ve konuşmalarıyla da oyunu şekillendiren, yarış şekillendiren bir teknik adam. Ama orada avantajı neydi? Biliyordu. Yani orada böyle sendelediği maçlar da olmuştu Fenerbahçe'nin. Söylemleriyle e, ki kendisine de tepkisi vardı Fenerbahçe taraftarının gelmeden önce. Bunu da onararak e, şey yapmıştı. Katılıyorum. yani George Jesus buradaki bir rekabet olduğunu, bir Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti her yerdeki der bir rekabeti gibi e, güçlü bir rekabet olduğunu biliyor ama Hani oradaki o derinliğini bile tabii derinliğine o çok şimdi. Şey. O yüzden bence taraftar eleştirisi getiriyor. Ama bence hani ayakta tutan e, isim George Jesus çok fazla e, hakkının bu anlamda verilmediğini düşünüyorum George Jesus. Daha çok sonuçlar üzerinden işte bu tabloyu e, uzak ara şampiyon yapamayan teknik adam olarak değerlendiriyor bence çoğu kişi Jesus açısından. Ama öyle değil yani Fenerbahçe'nin kadrosu, rakipleri, Ligin çetinliğine Galatasaray kolay değil. bu noktadaki o çıkışını da hesaba katmak lazım. Çok yani Galatasaray öyle. çok Hiç ciddi anlamda şey yani ee, yani baktığınız zaman işte bir son 6 e, hafta içinde değil mi bir Konya mağlubiyetiniz var. O da öne geçmişsiniz vermişsiniz maçı. Arkasından son 2 haftada 6 puanlık havuzdan sadece 1 puan çıkartmışsınız. E, farklı Galatasaray'ın çıkışı e, içeride dışarıda farklı. Fenerbahçe'de de bir değişiklik oldu. Ee, Emre çıktı ve e, o Osay oyuna e, girdi. Ne diyorsun e, Mustafa? Ferdi merkeze. Ferdi orta herhalde. sahaya geçirmiş galiba değil mi? Evet. Ferdi Gördü orada edelim. mutlu olacaktır. Ee, Emre senkronize oynamıyordu yani. Çok e, müstakil sanki takıyordu. Evet. Biz de öyle demiştik ilk yılda. De. Hoca aynı düşünüyormuşuz. Ya da yani o, o biraz aynı daha böyle şey gibi. Şey. Çift Santrifor'la başlamadı ilk defa evet, evet. George Jesus. E, Pedro Lever Emre'yi ilerideki ikilden biri olarak kullanıyordu. Orada da çok topa hakim olan veya topu taşıyan bir oyuncu rolünde de değildi. O yüzden e, Ferdi'nin orta sahaya geçmesi biraz daha Fenerbahçe açısından olumlu yansıyabilir ama şu anda Sivas bence ikinci araya iyi başlamış gibi gözüküyor bu arada. Ee, Batuay hamlesi gelebilir mi ilerleyen dakikalarda? Çok mi? skora göre gelebilir. Ee, Birçok açıdan gelebilir. Aynı şekilde e, kazanım olarak da görebilir. Yani ne durumda çünkü kalan maçlar çok önemli Fenerbahçe adına. O maçlarda ne kadar hazır, ne kadar kullanabilir onu görmesi için mutlaka ma maç temposuna ihtiyacı olacak. O anlamda da görebilir. Şimdi bu arada mesela e, Fenerbahçe'de bir İrfan Can Bayat e, konusunun da belki altı çizilmesi lazım. E, yani şimdi son iki haftada Galatasaray'da e, Muslera'da gelen hatalardan da bahsediliyor. E, i̇şte paslaşma olsun vesaire falan. E, ve Muslera'daki e, bu İki majör hatanın arkasından da belki de kaybedilen puanlar var. Fenerbahçe birinci karacısını kaybetmiş ve arkasından yola bir şekilde İrfan Can'la devam ediyor. Bu da kuşkusuz bir dezavantaj eee İrfan'ın e, performansını nasıl değerlendirmek lazım? Yani normalde e, genç bir kaleciniz varsa yedekte duran diğer kalecin daha tecrübeli olmasını e, böyle beklersiniz. tabii yani e, böyle anlarda işte sakatlık vesaire performans düşüklüğü olduğunda o tecrübeli kalecinin gelip e, kaleyi devralması ve konforu sağlamasını beklersiniz. Ben o yüzden mesela bu e, kadro mühendisinin çok doğru kağıt üzerine doğru olmadığını düşünenlerdendim. Ama İki genç kalecisi var yani yedek kalecisi İrfan Can da genç kaleci. Nitekim de hiç düşünülmeyen bir e, ameliyat gündeme gelince evet. biraz bir anda ikinci kalecinizle formu, yani... hem de şampiyonluk yarışının en fazla kızıştığı dönemde evet. devreye girdi. Yani İrfan Can bu dönemde mesela bu kadar formda da olmayabilirdi. Tabii. ve Ya da e, formu belki de tartışılıyor hala ama. Yani o tecrübeli kaleciden bekleneni yapıyor. Yani e, sürekli kendini hazır tutar tecrübeli kaleci çalışır bekler gelirse görev yaparım der. Genç oyuncu burada biraz daha hani orada o şeyin içerisinde kalmayabilir. O, ona rağmen bence tecrübeli bir kalecinin e, duruşunu sergiliyor. Yani kendini hazır tutmuş, beklemiş. E, görev geleceğini belli olmayan bir zaman içinde geldiği anda onu kullanıyor. Hatta bazı anlara göre yani futbol anları oyunda değil herhalde. Bence Altay'dan da daha kritik kurtarışlar yaptığı maçlar oynuyor yani bence. Öyle evet. mi? Evet. Ya çok e, oyunun hep söylüyorum Cem olsa kızardı şimdi gene. Kısmet tarafı var ya, bir Trabzonspor örneği hatırlatayım. Onur sakatlanınca 2011, Trabzonsporlar şey böyle hani kulakları çınlasın Tolga zaten kaleci falan değil. Öyle bakıyorlardı yani. Senelerdir yedek ve bir şey yaptı. Yok hiç. ya bitti yandı. Tolga o kaleyi aldı, o performansıyla Beşiktaş'a transfer yaptı. Bon servisle birlikte Beşiktaş'ın kaptanı oldu. Dolayısıyla orada kendini hazır tutmak çok önemli işte yani dediğimiz gibi. Kaldı ki İrfan Can çok daha hani iyi maçlarını izledik biz Göztepe'de İrfan Can. Evet, evet bazı şey maçları vardı ama iyi maçlarını izledik. Şu Kaldı ki de... mental olarak da çok sıkıntılı bir dönemden geldi. Gelmesine rağmen ben, gayet şey evet. iyi, iyi görünüyor. Ya hazır e, kaleci den, denmişken, hazır Trabzonspor demişken mesela e, akla şu soru da geliyor. E, artık Galatasaray'ın bir şekilde bir e, Mustera ne zaman e, bitirecek? Ne zaman ee, belki de işte teknik olarak kaleci eğitmeni pozisyonuna geçecek ama yavaş yavaş zamanda geliyor. Öyle oluşuyor yani Galatasaray şey mi? Yani devam edip teknik Yani bi şey bi mi? bilmiyorum yani ama sonuçta Muslera kolay kolay da Siyerler. Galatasaray'dan ayrılmaz diye düşünüyorum. Ya yani bu noktada mesela e, Uğurcan'ın da hep yıllardır bir yurt dışı sevdası var. Trabzonspor da bunu düşünüyor. Eee yani Uğurcan evet Trabzonspor'a bir aidiyeti e, var. Gü güçlü çok bir aidiyeti. Net bir şekilde ortada. Bu hem e, beyin olarak var hem de takımına para kazandırmak açısından da var. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz ama e, Uğurcan'ın e, sadece e, transferi yurt dışı bazında mı düşünülüyordur sence? Düşünülebilir ya da yoksa Uğurcan'ın bir İstanbul transferi mesela söz konusu olabilir. Geçenlerde mi? öyle bir gazetelerde mi okudum ben de ee, yani öyle geçenlerde sanki öyle bir şey. Ama hani Trabzonspor'un Can'dan beklediği olası durumda beklediği rakamı Galatasaray verir mi çok emin değilim. Can böyle bir şey ister mi ondan da çok emin değilim. Yani ama yani biz Galatasaray derken hani Ola, olasılık olarak sanki Galatasaray evet. bir şekilde daha yakın Beşiktaş'ı var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe Fenerbahçe de Fenerbahçe'nin de yabancı kaleci alacak. Alırsa evet. yabancı alır. Ben ya e, hala yurt dışı öncelik olduğunu düşünüyorum ama bu seneki performansla o teklif gelir mi ondan da emin değilim. E, kötü bir performansı var bu sene kabul edelim ki Uğurcan. Ama şunu da kabul ama etmek, etmek lazım. Takımın da kötü bir çok performansı var. Ya, Onunla birlikte diğerlerde. Diğer tek arkadaşlar. başına ne yapabilir? Evet. En kötüsü şu kötüsü derken Kaleci adına en kötüsü bu takımın hiçbir direnci yok yani e, hem Konya Spor maçı hem ondan önceki Sivas Spor maçı Trabzonspor'un oyuncuları sahada hazırlık maçı kıvamında oynadılar benim için orada bir numaralı maç Ankara Gücü maçıdır o da daha iyi maçıdır yani, yani hiç dolayısıyla öyle bir sezonda Kaleci değerlendirmek çok yanlış olur yani çok çok yanlış olur e, yani devre arası ben teklif geldiğini biliyorum yurt dışından Uğurcu. öyle mi evet e, şöyle kiralama artı satın alma zorunlu opsiyonu şeklinde yurt dışından bir teklif geldiğini ama rakamın Trabzonspor yönetimini tatmin etmediğini. Hangi ligdendi? Ee, İngiltere. Ee, ama Müzik böyle şöyle mi? yoksa bir, şey, bir Premier Lig ve şey ama böyle hani uzatmayın hani bir gün içinde halledelim He. o kadar acil durum şeklinde. Ee, Trabzonspor yönetimi de oyuncu satışı konusunda pazarlığı seviyor. Ee, o yüzden olmadı. Keşke olsaydı diyorum mesela. Trabzon'da bir de hani benim kızımın ne mühendisler ne doktorlar evet, tabii istediğim öyle, noktasında öyle, evet. olduğu için o biraz... Keşke olsaydı hep demişimdir. Yani ilk, i̇lk başta iki sene önce çok net biliyorum Fransa'dan 13 milyon euro artı artı 2 milyon euro bonus şeklinde bir teklif geldi. Çok güzeldir, Çok yazık. Değil mi? Çok yazık yani. Tabii tabii. yani Ben hiç o, o teklifler gelince hayır dememek gerektiğini düşünüyorum oyuncular için. Yani. Peki ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu hani defalarca konuşuldu ama genel olarak şu Beşiktaş-Galatasaray maçına bu arada... Maçta 57. dakika 0-0'lık eşitlik devam ediyor. E, maçta da enteresan bir olay oldu. E, değil mi? Jesus Fenerbahçeli futbolcularla e, renk olarak aynı renkteki bir montu e, ilk yarıda giydiği için hakem tarafından sanıyorum dördüncü hakem tarafından e, uyarıldı ve offside ile ilgili bir sıkıntı yaratılabilir düşüncesiyle Cesus'un montu değiştirildi ve sarı renkli bir mont giymeye başladı ve 0 0lık keşfettik devam ediyor. 50'li dakikaların sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yani öyle iki takımın da hani bir takım golü attığı zaman sanki maç bu şekilde bitecekmiş gibi bir görüntü var bilmiyorum. O tersi olabilir ama sanki Rıza Hoca bizi yanılttı. Sivas Spor şu an itibariyle sahadaki duruşu, acelesi ile sanki ben kazanıp gitmeliyim havasında gibi. Evet, yani bizim şey arasındaki öngörülerimizin dışında bir Sivaspor şey görüyoruz. En azından bir sekt var tabii. Tabii. Ne diyorsunuz Beşiktaş Galatasaray maçında ne oldu sizce? Genel olarak baktığımız zaman işin garip tarafı bir 20-25 dakika hakikaten iyi oynayan bir Galatasaray, skoru da bulan bir Galatasaray. Arkasından özellikle orta sahadaki kimi yorumculara göre teması Beşiktaş'ın daha fazla artırması, diğer taraftan sadece çarpışan Torreira'nın olduğunu söylemeleri ve böyle gözle görülür bir şekilde Galatasaray Beşiktaş karşısında ben bu maçı yavaş yavaş veriyorum havasını yaratan bir genel görüntüsü Galatasaray'da oyuncu değişikliklerinin biraz geç yapıldığı söyleniyor özellikle. E, Mertens ve Raşitsa gibi isimlerin oyuna çok iyi giremedikleri e, söyleniyor. E, nereye koyarsınız yüzde olarak yani bu mağlubiyeti Galatasaray'ın ve de Beşiktaş'ın bu galibiyetini? E, kuşkusuz futbolcular birinci plandadır, onlar oynuyordur ama teknik direktörlük e, mühendisliği açısından baktığımız zaman da e, Şenol Hoca biraz ön plana mı çıktı? Buradan da okumak daha doğru gibi gözüküyor. Fenerbahçe maçıyla beraber. Şimdi Fenerbahçe maçında da Beşiktaş'ın oyununu bir gözümüzün önüne getirelim. Ya Beşiktaş böyle çok maçın birinci dakikasından itibaren ya biz rahat takımız, ne olursa olsun skor, hani burada bizim bir sıkıntımız yok. Rahatlığıyla baskı yapalım oyunu oynamadı. Daha dengeli, daha kontrollü bir oyun tercih etti. Son bölüme doğru daha fazla Fenerbahçe'nin hatalarını da değerlendiren takım'a dönüştü. Bu maç benzer senaryoda yani yine stratejisi iç sahadayız, kendi evimizdeyiz, kazanmak zorundayız, kazanırsak Galatasaray'a da daha fazla yaklaşacağız, şampiyonluk yarışının içerisinde iyice olacağız. Düşüncesi ama de bir parantez açayım hadi. Mustafa, şimdi tamam böyle bir zorunluluğun var ama kardeşim yani Trabzon deplasmanında oynarken de hem de Trabzonspor bu kadar formsuz yakaladığın bir karşılaşmada da aynı zorunluluğun vardı kaldı ki o maçı almış olsaydım bugün zirveye 2 puan daha fazla yaklaşmış olacaktık. Işte, e, oradaki iştahla, e, Galatasaray maçındaki iştah arasında çok gözle görülür bir fark var. Şimdi şöyle bir şey var ama orada. E, bence yine o, Trabzon oyun başlangıcı da Beşiktaş açısından aynı. Yani daha dengeli, maçın son bölümünde hamlelerle çevireceği bir maça dönüştürmek istediği bir maçta Trabzonspor'un orada yaptığı hamleler var. Hem maçın başında kurduğu 11'deki rakibe göre kurulmuş kanat oyuncuları iki tane bek oyuncusunu oynattığı. Hem de e, zaten camia sezonu iyi bir durumda geçirmiyor ki bence Fenerbahçe maçında Trabzonspor böyle oynayacak. Bu o maçı kazanıp e, sezonu ta, bu anlamda taraftarına affettirmek yani iyi bir sezon geçiyoruz dedirtmek için oynadığı bir karşılaşma. Rakibinin oradaki durumu bence Beşiktaş'ın son bölümü Fenerbahçe ve Galatasaray maçları gibi oynamasını engelledi. Diğer tarafta Fenerbahçe e, kendi şey e, evinde abonda ne oldu? Yani beklemediği yediği gollerden sonra eee Beşiktaş karşısında Galatasaray'da da e, çok iyi başladı. Topa sahip oldu, sürekli atak yaptı. Golden sonra da e, oyunu yönlendirdiği anların içerisinde e, yani maçı öyle götürecek görüntüdeydi. Yine bir araya gireyim affedersin. Evet. Arda giriyor. E, ve de e, Batkim giriyor. Batça'ya giriyor. Pedro çıktı. Bir de Mert Hakan çıktı değil mi arkadaşlar? Peki evet. tamam. O grafiği de yine o şekilde bir görelim. Hala 0-0'lık eşitlik devam ediyor 61. dakika itibariyle. Bu arada Mert e, Hakan... Da. gol gelir. Her iki taraf lehine de gelebilir. Az önce yaptığı çok Öyle klas bir herhalde, kuruş öyle. vardı. Öyle. Evet değişikliklerle birlikte şu anda son 30 dakikaya girilirken böyle bir durum oluştu. Sivas hala herhangi bir değişiklik yok. Evet. O yüzden yani bence Şenol Güneş tarafındayım burada kazandıran. Ee, bir maçla değil ama yani diğer derbil maçlarının içerisindeki oyun tavrıyla, benzer oyun tavırları, benzer oyun senaryoları ve oturttuğu bir kadro. Yani o kadrodan ne alabileceğini biliyor. Neyi yapabileceğini, ne yapamayacağını iyi biliyor. Hamle şansı çok fazla yok. Mesela Galatasaray'ın hamle şansı çok daha fazla. Neredeyse her mevkiye e, oyuncu, hani sol bek dışında e, her oyuncuyu değiştirebilecek bir kadrosu var. Böyle bir kadrosu da yok. Rotasyonda dar bir kadroyla e, maksimum çıkartmaya çalışıyor. O yüzden bence Şenol Hoca'nın elindeki oyuncu grubunu iyi idare etmesinden kaynaklı. E tabi burada şu faktör de önemli. Devre bitmeden bir duran top golüyle beraberliğe yakalanması bence maçın ikinci yarısındaki Galatasaray'ın arada kaldığı yani maça başladığı şekilde mi oynamak yoksa bu birbirinin üzerinde kalıp beraberlikle de buradan ayrılma duygusu mu? O yüzden bence bu oyun Beşiktaş'ın e, coşkusunu oyun işini orada bir arafta kalma var diyorsun. Be yani ben, o de, belki de o bir puan da çok önemli aslında. Çok, belki yani de önemli de. son Çok önemli puan, de. ama. O yüzden bence o Beşiktaş'ı orada daha iştahlandırdı. Yani daha fazla hataya zorladı. iki arada bir derede kalan takım görüntüsüydü. Ben Galatasaray'ın bu sezon kötü oynadığı, puan kaybettiği sezon maçlar var. Ama bu kadar arada kaldığı bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Kötüydü ya da iyiydi. Kötüyse kötüydü. Evet. Ama bu, iyi başlayıp da böyle kötüye döndüğü Çok var. arada arada kaldığı bir durum. Bence burada oyuncular biraz onda İkinci yarıdan itibaren kafasında biraz o bir puanla oynadı gibi geliyor bana. Evet Erdal. Evet. Biraz da yalnız burada sözüne başlamadan önce Beşiktaş taraftarının da altını çizmek lazım herhalde. Maşı evet. yerinde gidip izleyen ve de çıplak gözle oradaki atmosferi deneyimleyen arkadaşlarımız da, hakikaten neredeyse 70-80 dakika boyunca çok ciddi ve rahatsız, rakibi rahatsız edici tarzda bir e, desteğin olduğunu e, söylüyorlar. Bu da işin bir başka tarafı. Bir önemli e, tarafı. Önemli bir tarafa ama şöyle, mağlup duruma düşmesine rağmen bu arada o evet. e, destek. Ama son tarihinde vazgeçilmiş bir şampiyonluk tırnak içinde, zihinlerde en azından. Evet. Dolayısıyla onun rahatlığı var. Ha bahçede yok o. Dolayısıyla evet. onu bekleyemez. Evet, evet, Haksızlık evet. ediyoruz yani. Aynı psikolojide değil, yani e, Beşiktaş tribünleriyle Fenerbahçe tribünleri aynı psikolojide değil. Dolayısıyla orada yenik Beş durma Beşiktaş tribünleri yok. eğleniyor yani. Heh. Yani kazanırsa çok şey kazanmış olacak. Kaybederse zaten biz, hani zaten kaybetmiştik yani. Şey var ya Karadeniz Türkiye. Yağarsa yağmur yağar biz zaten ıslanmışız. Zaten yani çok bir şey beklemiyor. Dolayısıyla o psikolojiyle oynamak farklı şey. İkisi farklı şeyler. Türbün açısından da böyle. Sağ açısından da böyle. Bir de oyun. Ben ilk kere bittiğinde Mertens'i çıkarır diye düşünmüştüm. Yani, Hemen herkes aslında bunu yani, düşünüyor. Çok hep evet. böyle düşünmüştüm. Ama şimdi oyun öyle bir şey ki. Mertens pekala pat diye gol atabilir mi? Tabii. Evet. Sihirbazlık yapabilir mi? Yapsaydı biz bu cümleleri kurabilir miydik? Yok. Kurmazdık. O şimdi eleştirildi Şenol şey, Fenerbahçe maçı. Bir an düşünün ikinci golün olduğunu Beşiktaş Fenerbahçe maçında. Neyle eleştirilecek Şenol'ca? Neden şey Redmond kenarda? Nasıl böyle başladın? Şimdi bugün. sonra konuşuyoruz. Bugün çok sevdiğim bir abim var. Ee, buradan da selam gönderelim ona. Ee, Gürtay abi. Ee, sen de bilirsin Mustafa. Ee, eskiden Galatasaray yazardı, tercümanda hı hı hı. Gürtay abi. Gazlı içeceklerin Türkiye sorumlusu bir tane gazlı evet. içecek var. Ya. <laughs> Eski. Ee, o diyor ki e, Galatasaray'da bir ara bir, e, kim vardı teknik direktör? İviç mi vardı? Bayağı, evet, bayağı bayağı, bayağı aşk, tercüman zaten ne kadar e, Evet ama yani Gürtay. Bir de tercüman hatırlamam lazım. <laughs> <abi>. kaç <laughs> sene kaç acaba? Şey mi İviç'in dönemi yok mi? Yok tercümanda yazdığı dönem. Ha ya, Gürtay abi ne bileyim ben herhalde 80'ler be... değil mi? Yok o kadar yok, da daha değil. Daha bir 15 çok iyi 20 15 20 sene ha, önce abi. falan. Yani bir yandan e, o işini yaparken aynı zamanda da e, hobi olarak hobi da Galatasaray'ı çok yakından takip. Ha. O diyor ki ee, ya diyor geç kalındı diyor. Mesela diyor ben diyor hatırlarım diyor. Ivici'li diyor. Galatasaray bir Avrupa Kupası maçında diyor. Ya sağ diyor eee aksiyodu diyor. Adam diyor 7. dakikada değiştirdi diyor yani. Oo, Bak 7. Tamam. dakikada değiştirdi diyor. Hatta ben bakacaktım o Avrupa Hadi Kupası maçı bilmiyorum. hangisiydi diye unuttum. Eee belki arkadaşlarımız en erken de bakar. olabilir bak. Evet yani. ve maçı 4-0 aldı diyor. Yani eğer varsa bir aksaklık Orada beklemeyeceksin kardeşim. Değiştireceksin. Ama bu bir bakış açısı. E, gayet de. Ama Okan Hoca'nın belki de hani hep baştan beri söylediğimiz bir şey var ya o e, üsttenci bir bakışı yok futbolcularına. Dolayısıyla o e, takımı belki de birlikte yapıyorlar. Bazı 3-4 tane kurmayıyla. Ki o kurmaylardan biri de muhtemelen Mertens'tir. Değil ben, mi? Ben de öyle düşünüyorum. Dolayısıyla o e, bir 10-15 dakikalık bir opsiyon daha ona belki de tanıyor olabilir. Yani buraya öyle geldi çünkü. Evet. Yani, Galatasaray ve şu ana kadar da Galatasaray'ın başarısı böyle. böyle böyle bir başarı. Yoksa e, katı disiplin, o, taktik anlayış o, öyle bir öyle gelmedi Galatasaray yani. Evet. Bir anlamda bir kolektif anlayışla yani oyuncu hoca kolektif anlayışıyla geldi. Dolayısıyla hani biz bayılıyoruz tabii bir şeye. E, bir, soru, bir, bir skorla bir değişme. Anlar çok belirleyici. Mustafa'nın dediği çok önemli mesela. Tam devre bitiyor. Duran top. Bu arada Sezonun ilk yarısındaki maçta da son 20 dakikayı hatırlayın. Evet. Son 10 dakika. Yine o yüksek Abi toplarla. Nasıl hatırlıyorsun ya? Yani? Yüksek toplarla. Ya ben mesela hatırlayamıyorum. Çok rahatsız etmişti. <laughs> Hatta ben yani, şöyle demiştim. Galatasaray bu kadar iyi oynadığı bir maçı puan kaybederek bitirebilirdi. Evet. Evet. Yani maçın büyük bölümünde Galatasaray çok iyiydi. Tabii, oyun Ama o son bölümde o yüksek toplar Galatasaray, e, bu, bu, bu daha önce de olan bir şey. Ama e, Torreira dinamizmiyle oynayacaksanız öte yandan ötekini de fedakarlık edeceksiniz. Her ikisi mümkün mü? E yok hem öyle dinamik hem uzun boylu öyle bir oyuncu bulursanız ne, ne mutlu yani. Yani e, maçın öncesinde gazetelerde iki gün boyunca işte eee Beşiktaş ka maçına Kadıköy takdiliyle çıkacak Okan Buruk deniyor. Ben de. öyle yapardım mesela. Evet. Yani orada yapmadı. Ama orada şeyde de o Yadıköy Kadıköy, taktiği derken, Kadıköy taktiği derken şu ifade ediliyordu. İşte e, Barış Alper'i sağ kanatta, Kerem'i sol kanatta oynatacak. Hmm. E, Adek Kukbe'nin yerine Dubai oynatarak. Bu arada Adek Kukbe'nin de e, yanılmıyorsam amcası e, rahmetli olmuş. Top. Affedersin. O nedenle e, Galatasaray Kulübü de bir şey yayınlamış. Pardon bunu da söyleyelim de. Eee Evet Galatasaray Futbolu A takım oyuncularımızdan Sem Adekugbe'nin amcası Kayode Adekugbe'nin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazeye katılmak için izin isteyen değerli futbolcumuzun ve ailesinin acısını paylaşıyoruz. Allah rahmet etsin. Evet. Yani orada şimdi e, Kadıköy taktiği derken ben de şey diyordum yani Kadıköy taktiği dediğiniz taktik nasıl bir 11 ile çıkmıştı? Icardi'nin de olmadığı, Gomis'in de olmadığı bir 11, 11 önde 3 koşucu oyuncunun olduğu bir 11 ile başlamıştı Galatasaray o maça. Ee, sonrasında da hani Fenerbahçe'nin hem zaaflarını ortaya çıkartmış hem de topu daha çabuk kazanan, daha koşan, o, Erdoğan az önce söyledi o dinamizmi de daha fazla arttıran bir takıma dönüştürmüştü Galatasaray'ı. Şimdi Icardi varsa bu, iyi durumdaysa oynar. Yani Ama Icardi ile oynadığınızda e, orada mesela Adekuk bir oynatmayıp önde Barış'ı da oynatsanız bir Kadıköy oyununa benzer bir oyun çıkartamazsınız çünkü orada o tarz oyuncular yok. E bunun içerisinde e, Mertens'i öyle değerlendirmek lazım. Mesela yani Mertens bu koşucu oyuncunun arkasında kalan bir oyunda başka bir şey dönüşebilirdi, başka bir oyun'a dönüşebilirdi. O yüzden bence hani e, Mertens kadar oradaki tercihler de sanki e, Galatasaray'ın. bu anlamda hem 11 tercih hem sonrasındaki tercih biraz e, oyunun içerisinde Beşiktaş'a döndüğü anları daha ağır basan dakikalara çevirdi bence. Hmm. Ama söylediğiniz çok e, adım, adım adım Beşiktaş galibiyetine gitti maç. Tabii tabii. Gör yani. Evet. Adım Gerçekten. adım şimdi o 1-0 Galatasaray 1 öne sonra. geçti. Tabii. 1-0 öne geçtikten sonra çok net bir Galatasaray galibiyeti var diye hissediyorsun. Ağazı. İnanılmaz ayağa top yapıyor, çok sakin, çok güzel çıkıyor Galatasaray'dan sonra falan. Ve yavaş 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 bunu çok net bir şekilde Bravo. gösterdi. Şimdi mesela e, Rozier konusu e, Beşiktaş'ta önemliydi değil mi bu karşılaşmada? Özellikle o kulvarı çok iyi kullanması. Bir de karşısında kimle oynadı? Kerem'le Kerem. oynadı. Evet. Evet. Yani senin geçen hafta çok, çok fazla övdüyormuş. övdüğün ve maçı yine e, çıplak gözle izleyen. Çünkü hakikaten televizyondan izlemekle maçı starttan izleme arasında inanılmaz bir fark var. Şimdi bizim speaker arkadaşımız Necati ile konuşuyoruz maçtan sonra. O da e, maçı burada e, yerinde izlemiş. Ya abi diyor. Yani diyor hani bazen şaşırıyorsun yani Jetson Fernandez diyor. Hani bu nedir bu kadar fazla eee işte evet. anlam, anlamlandırılan bir futbolcu. Orada gördüğün zaman diyor farkı orada anlıyorsun diyor. İnanılmaz farklı bir futbolcu diyor. Rozier gerçekten çok önemli diyor ve dün akşam da e, ileri üçlüde Fırat'ın da söylediği gibi, Barış'ın da söylediği gibi Kerem'e özellikle yani bir parantez açıldı, çok güçlü olduğu Ama Rozier'in buradaki artısını da biraz da karşısında Kerem olmasına rağmen bu kadar fazla etkili olması yolundan çıkarak da herhalde okumak lazım. Ya Sergen Hoca ile gelen şampiyonlukta Rozier'i çıkarsanız da bir şey. Tabii, öbu. verdi, şöyle mi? Lazım, o kadar, yani inanılmaz. Ben yani geçen senede dahil gördüğüm en iyi sabek şu anda. Ben belki e, hani Ferdi sabek oynarsa Ferdi biraz daha e, oyun aklıyla vesaire şu ama Rozier çok iyi bir sabek ya. Çok 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 fazla iyi bir sabek. dolayısıyla hani o maçta bir konsantre olmuş bir Rozier kesinlikle çok çok önemli yani. O, dolayı, katılıyorum. Ama Galatasaray Kerem'i çok kullanamadı da yani e, ya, Mertens'in e, zihnen yokluğu belki yani ben öyle gördüm çünkü birçok pozisyonda olması gereken yerde değildi Mertens. Benim görebildiğim kadar yani. Hani burada Mertens olup o Galatasaray'ı klasik oyununu oyna, oynayamadı Galatasaray. Diğerine de dönemedi. Yani hı hı. normal tüm takımlarla oynadığı oyununu oynayamadı Galatasaray 30'dan sonra. Fenerbahçe oyununa da dönemedi yani. Fenerbahçe hı. maçındaki oyununa da dönemedi. Belki onu daha erken yapsaydı ki o bir değişikliği de değil. Mustafa'nın dediği 2-3 değişiklikle mümkündü. O zaman başka bir şeye dönebilirdi özellikle Bir birden sonra başka bir şeye dönebilirdi. Ama geç, evet geç. ama yanlış bilmiyorsam karar verdikten sonra bir beş dakika geçti. İşin o, da, o boyutu da kısmet. Yani oyuncu değişikliğine karar verdikten sonra o konuca top uzun süre çıkmadı. Evet. 58 2-1 oldu. 62 değişik. Evet. evet. Ya yani orada Mertens kadar ben işte tabii ki o Beşiktaş'ın orta sahada kullandığı üçlü Mertens kadar Keremi etkisiz kılan orada pasları atacak olan Oliveira'yı da etkisiz kapattı, hale getirdi. Kapattı. kapattı. Tabii çok iyi kapattı. belki Oliveira'yı daha aktif kılacak. Yani oyunun içerisinde daha öne çıkartacak değişiklikler de bu anlamda olabilirdi. Ben bir de şimdiden hani Rozier içerisinde üzerinden oyuncu psikolojisi bence çok önemli. Şimdi Rozier e, gidecek bir oyuncu pozisyonuna gelmiştim yani mi? oyuncu da öyle hissediyor gibi yani yani artık Beşiktaş'ta çok fazla geleceği olmayan bir oyuncu gibi gözüküyor. Böyle durumların içerisinde oynatsanız da çok verim aldığınız bir oyuncuya dönüş şey gibi bu? Leicester'da Rogers işte bu sezon içerisinde çok az kullandı Çağlar Soyuncu. Bir maç, iki maç mı kullandı sezon içerisinde? Sonra, evet. sonra dör, attığı evet. dört, dört maç üst üste 90 dakikaya çıktı. İkisinde yanlış mı yoksa şey maçın adamı seçildi aynı zamanda Çağlar. E şimdi oyuncu yeni yeni hocayla Tercih de bir de transfer yapmış. Yani transferi de netleşmiş, kafası netleşmiş ve oynatıldığında kendine güveniyor ve kendine güvenliğini hissediyor. Rozier bence şeyi anladı Şenol Hoca'dan. Yani Şenol Hoca değişikliğinde e, sanki ikinci plana atılacak, düşünülmeyecek bir oyuncuymuş gibi düşündü. Çünkü ama, biraz Mustafa Mesajlar da öyleydi sanki. A, tabii Şenol yani Hoca mesajımız. çünkü ya. takım içindeki radikal değişiklikleri yapınca yani. acaba... Mesajlar da biraz tabii öyleydi. Öyle ama burada hocanın maç sonunda verdiği demeç var ya hani ben bana bir adım atan bir oyuncu varsa hani bırakmışsa e, yedek kaldığında ben de onu bırakırım. Evet. Ama o bıraktığım halde ben onu yedek bıraktığım halde çabalıyorsa ben de onun o çabasına destek veririm. Herhalde hani Rozya şeyi anladı oradaki o hocanın Adımın önemini. Evet ya yani burada geride kalsam da çabayı göstersem alacağım formayı evet. aldı. O bir, bir teknik direktörün e, oyun adaletinin olması e, olmasının da ötesinde futbolcuların bu adalete güveniyor olmaları aslında ne kadar önemli değil 100 mi? 100. Bence Şenol Hoca'nın e, en önemli en önemli en, özelliklerinden en önemli bir şey birisi. Bu. Yani taktisyenliği vesairesi çok eleştiririz. Yani çok fazla eleştiririz bence. Oyunla karşı taktik konusunda ama bu oyuncuları bir taktiği elbette var. O taktiğin içerisinde maksimumu alma konusunda bence çok iyi. Evet. Peki oynamak isteyen oynamak isteyene yardımcı olma konusunda evet bence hmm. çok iyi. Galatasaray'da mesela Zanyola konusu da konuşuluyor. Yani geldiğinden bu yana tam olarak pozisyonunun belli olmaması işte. Bir sağ kanat forvet, sol kanat forvet mi, sant for arkası mı, sant mu e, ve e, bu belirsizliğin e, ruhsal anlamda zaten e, genç e, olan bir futbolcunun e, oyuna girdiği e, kısıtlı sürelerde, kısıtlı süre olarak değerlendireceksek eğer, kendini biraz e, fazla e, kabul ettirme ya da e, ispat etme e, noktasından e, bir e, bir belirsizlik ortaya çıkarttığına ilk dair. Yusuf Yazıcı Trabzonspor. Yani o girdiği son 10 dakika, 15 dakika. Hep bir şekilde... Ama Yusuf yazıcı. Ya Yusuf yazıcı. Ya, yazıcı ya, 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 yoktu, ya Yusuf kardeşim benim, ama canım kardeşim. Ama o hareketlerinde ya. De, de hep şey vardı işte yani. Ben, 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 ben. Ben e, katılıyorum. Özellikle bu, bu maçta girdikten sonraki... Bir önceki maçta da, e, Karagümrük maçında da ilk 11 başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. E, çok ben merkezli bulmuştum ben. İlki maçta da çok merkez, ben merkezli bulmuştum. Kesinlikle nitelikli ama... Ya Bir top kaybını hatırlıyorum mesela hiç kaybedilmeyecek bir topu ee, direkt o ben merkezlilik ve inat yüzünden kaybettim mesela ki çok rahat pas verebileceğim bir pozisyondu. Böyle 4-5 pozisyon daha var bu e, sadece topu kaybetmiyorsunuz aslında arkadaşlarınızın enerjisini kaybediyorsunuz yani sahada takım enerjisi kayboluyor o anlarda belki ona dikkat etmek lazım. Ama yine de iyi bir transfer ne olursa olsun. Kesin. İyi bir çok transfer yani. hala iyi bir transfer. Yani bu ligin çok üzerinde bir oyuncu. Evet. Çok net yani. Galatasaray'ın kadrosunu zaten bence e, güçlü kılan bu tarz oyuncularının fazla olması. Sadece da değil. Zaniola e, şöyle bir etkisi var bence. Hani ben merkezi dediği için söylüyorum. 90 şimdi baktım ona hangi sezon diye atın. Koseçki gelmişti. Şimdi çok genç olmayan izleyicimiz belki 90-91'miş. Ya, yani devre ya. arasında gelmişti o da. O sezon Galatasaray güçlü bir oyunu ve Koseci geldikten sonra da işte gelecek vadeden çok hızlı, çok çabuk olan bir oyuncu Koseci ve oynadığı anda da onu güçlüyle onda göstermişti. Yani herkes hatırlıyorum o dönem içerisinde büyük etki yaratır. Yani Zaniolo için bugün söylediğimiz fiziksel olarak Türkiye liginin üzerinde Zaniolo. Oyun aklı olarak da öyle. Yani sağ kanatta oynattığınızda hücuma verdiği destek vesaireyle iyi bir oyuncu. Ama Mesela Koseçki o sezonun içerisinde sezon sonunda şampiyon Beşiktaş olmuştu. O şampiyonluk yarışının içerisinde artıdan daha çok bu anlamda hani bireysel bir oyuncu gibi kalmıştı. Eee da böyle bir tehlike var. Onu e, toparlaması lazım. Bence bu da bir an önce 11 oyuncusuna dönüştürülmekle olabileceğini düşünüyorum. Yani Zaniola böyle Nasıl çok bir yer bulunur. Ondan emin değilim. Ya şimdi Raşitsa çok iyi oynadı. ki milli takım arasında, kendi milli takımda çok iyi bir dönem geçirdi. O yüzden anlıyorum hani Raşitsa'nın orada formayı almasın ama... Mesela yani sen diyor, o bence için... birinci oyuncu olduğunu hissettiğinde daha güvenli daha oynar bence. Yani. Peki ya yani bu noktada işte Raşitsa eğer ise Raşitsa zaten orada Raşitsa değil mi? Sezon başına almayana. Kerem zaten öbür tarafta vazgeçilmez. Kerem henüz vazgeçilir gibi değil. Ha e, Önde e, Icardi vazgeçilmez. O zaman nereye oynayacaksınız? Mertens'e mi oynayacaksınız? Artı Santfor arkasında 10 numara mesela. Mustafa herhalde Raşitsan'ın yerini düşünüyorum. Ben, düşündüm. ben Raşitsan'ın düşünüyorum. En istiyorum. tırnak içinde zayıf halkı onu gördü. Öyle mi? Ustafa. Hele son haftalardaki. Ya ben de bir ben de öyle yapardım. Eğer bir şey koyacaksak bir yere koyacaksak. Yani biraz böyle şeye dönüş. Çünkü hani böyle çok fazla 11 oynadığı hazırlık maçı var. 11 başladığı maç var ama hani 11 başlayan oyuncu olmaması sanki onun böyle bir kafamızda da onun kafasında da hani o şeyi oturtamadığımızı, rolü oturtamadığımızı Geliyor. Fayda kadar zarar veriyor. Yani oyunun içerisindeki Kasımpaşa maçıydı. Sonuçta Kasımpaşa maçında attığı gol bence e, kritik bir gol. Yani çok Değil. iyi oynamadığı Değil. bir anın içerisinde Değil. o anı çok iyi vurdu. Bir zanyola vuruşu yaptı yani. E, o yüzden hani herkes dedi ki işte, bu golü attı bunu, ve ondan sonra bir attığı gollerle de daha fazla beklenti arttırdı. Süpahi maçında attığı gol hangisiydi? O ee, savunma arkasına atılan topa sağ şey kalecinin üzerine tekte vurduğu top. Tekte vurdu. Tabii. Bence yani sezonun iyi gollerinden i̇yi, birisi. çok iyi gollerden bir tanesi. Yani darbe olmasına rağmen yerde kalıp. Tabii. Bir de yani yaptım. şey gibi kolay gibi gözüküyor. kaleci açıyı kapatarak geliyor. Hani orada vurduğunuzda kaleciye üzerine vurma ihtimali ya çok. Gel, ya gel geldiği zaman mesela ben onun bir 20-25 dakikalık bir videosunu izledim. Mutlaka siz de YouTube'dan e, görüntülerine bakmışsınızdır. Çok enteresan bir futbolcu hakikaten. Yani, kesinlikle canım. Yani, Yok, yani. E, hem çok çabuk hareket etmesi hem o uzun boyuna rağmen dar daralanda e, adam eksiltmesi, e, top e, kontrolü, uzaktan vuruşları, ısrarcılığı. Ve kaç mevki konuşuyoruz yani. Aynen öyle. Ya, o yüzden Dolayısıyla yani. kesinlikle öyle. Ama bu arada e, Başakşehir maçı. Bu arada maçı. pardon e, Rossi çıktı. Arkadaşlar Sivas Spor'da değişiklik olmadı değil mi daha? Oldu Aynen. mu? Aynen. Efendim? Hadi ver bakalım. Tamam verelim. Sivas Spor'daki değişiklikler. Aa, Sağ çıkmış, çıkıyor. Hakan çık, e, girmiş. Bilmiyorum. Kaysedo e, çıkmış. Yatabari girmiş. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. NG oyunda Erdoğan'ın yerine. Peki Galatasaray'daki F Fenerbahçe'deki değişikliklere de bakacağız. Şimdi az önce de bir takım değişiklikler Bilmiyorum. oldu. Bir 10 dakika. NG'yi sokabilmek için e, Erdoğan. E, yerli oyuncu. E, yerli oyuncu. Hani sayısı niye çıktı diye düşündüm Hı. ama anladım. Grazillik evet pardon. Ee, kimde kalmıştık? Ee, Başakşehir <laughs> maçı Galatasaray'ın kupa maçını izlerken şöyle e, konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Atak, hızlı atakla aceleciliği karıştırıyor Galatasaray. Ee, Eştaş maçının belli anlarında da aynı şey söz konusuydu bence. Yani Bir an önce topu e, Santrafor'la buluşturma telaşı ya da bir an önce o değerler bu 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 biraz bu, bu, biraz e, e, her maçı e, Telekom'da ya da her maçı Ali Samiyen'de oynuyorum e, düşüncesi olabilir psikolojisi olabilir. çünkü olabilir. yani e, Ali Samiyen'de Galatasaray çok olabilir. iten bir seyirci var. Evet. Bence Galatasaray bazı maçlarda sükunete ihtiyacı var. Yani. O sükunet yok. Çok yok. doğru söylüyorsun. Mesela Konyaspor maçı ve Beşiktaş maçı o sükunetle oynasaydı Muhtemelen en azından iki puanı daha olurdu. Gazi. Tabii, tabii. en azından puanı. Konya'dan bir puanı çıkar. Tabii, tabii. Bir puan çıksa Konya'dan o bile bugün Galatasaray cebinde olsa tabii. bir puandan fazlası bu Galatasaray için. Bir de puan kaybettiği takımların özellikle baktınız mı? Konya Spor çok beklenmiyordu çünkü e, teknik direktör değişikliği sonrasında gidiyordu. evet o dönemde çok kötü ve e, Konya Spor'un alışık olduğu oyundan da çok uzak. Yani Ay, Galatasaray yani. maçında Konya Spor eski oyununa yakın bir oyunda oynadı. E, o oyun yani zorlandığı ve puan kaybettiği maçlarda Beşiktaş maçında dahil olmak üzere orta sahada çok gösterişli oyuncuları olmayan ama çabuk çıkabilen takımlara karşı o bitiriciliği e, aceleciye dönünce ön alanda kaptırdığı toplarda kısa çabuk çıkıp oyunu terse döndürdüğünde beklerinin bıraktığı boşluklara kara gümlük, atak kara yiyor. Evet yani kara, kara gümlük 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 maçı şey. öyle Konya spor maçı öyle Beşiktaş maçındaki gelişen ataklar öyle yani Abubakar'ın daha öncesinde yani maç ilk ikinci yarının başında kaçırdığı pozisyona girdiği pozisyonlarda benzer pozisyonlardan yani o çabuk çıkışları yapan pozisyonlardan verdi. Bu takım ya yani bu oyuna karşı sonra bence Başakşehir maçında da Başakşehir 7-0'dan dolayı da kupa maçında oyunu değiştirerek bu oyuna döndüğü için gal sayısı daha fazla evet, zorladı. Doğru. Peki e, ya mesela şu da konuşuluyor. E, Galatasaray'ın her şampiyonluğunda olduğu her şampiyonlukta Muslera'nın payı e, şey yatsınamayacak şey. derecede fazla. E, çok fazla tabi e, yazılı basında ya da televizyonlarda konuşulmadı ama biliyorsunuz son dönemlerde konuşulan bir konu var. E, evet. Bazı e, iş adamlarının işte efendim e, futbol e, figürlerinin bunların içinde Muslera'nın da ismi geçiyor. E, kaptırılan çok ciddi anlamda. Dolandırıcılığa. Dolandırıcılığın evet. mağduru olduğuna yönelik ve Mustera içinde e, hani hatı sayılır bir e, parayı kaptırdığına yönelik spekülasyonlar var diyelim. Hı. Yani hani bilmiyoruz ama derize some speculations about <laughs> musleras dollars. Yani şimdi burada e, mesela şu son iki e, karşılaşmadaki bu paslaşma konuları ile ilgili görüntüleri de arkadaşlarımız versinler. Yani bu bir konsantrasyon eksikliği olarak musleraya yansımış mıdır? Kafa bir yerlerde, beynin arka odalarında bunlar var mıdır? Ee, bu sıkıntı yansıyor olabilir mi sizce? Çünkü muslera yani muslera olduğu Kim zaman olsun abi. herkes He? herkesin herkesi insan sunu hal ya. Yani. Değil mi? Yap. Sen de olsa yapar mıydın Yaparız hatta? tabii. Gelir <laughs> 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 misin <Benim> abi? <laughs> <laughs> Erdal bir anda kendi Erdal yerine koydu. rakamı düşündü. Yani ya ben sahaya çıkamam dedi. <laughs> rakamı bilmiyorum ama yani <laughs> kuvvetle de, kuvvet de muhtemel benim ömrümde hiçbir zaman sahip olamayacağım ee, rakamda. <laughs> ben de biraz böyle bunu çok fazla o haberle yani sonuçta sensasyonel bir haber. E, tabii gerçekse bu haber de. E, onunla şey yaptığımızı düşünüyorum. Bağlantı kurduğumuz. düşünüyorum. Çok fazla hani elbette insan olarak etkilenir herkes. Ben de etkilendim ama profesyonelliğinde çok fazla bunu yansıtacağını düşünmüyorum. Ben biraz e, rakiplerin galatasaray'ın bu zaafını fark etmiş olduğunu, e, ortaya çıkartan baskıları yaptığını düşünüyorum. Mesela şöyle bir şeyde e, bulunayım. Geçen hafta bir gazete haberi vardı. Haber şöyleydi. 12 dakikalık rapor, analiz. Eee Şenol Hoca ve ekibi Karagümrük maçındaki 12 dakikada atılan gollerin olduğu bölümde Karagümrük'ün yaptığı baskıyı ve oyunu incelemişler ve Beşiktaş maçında da ona göre bir oyun ortaya koyacağız demişler. Ben de demiştim ki gazete manşetinin üzerine. Yani tamam böyle bir analiz yapmak güzel ama orada işte Mustafa'nın hatası var. Her dönem içerisinde aynı hataları yapmaz. Bu yüzden de hani orada yaptığınız çalışma ne kadar doğru olsa da bunun rakibin de yapıp yapamayacaklarını belirler biraz demiştim. E orada o Sonuçta Beşiktaş burada çalışmış. O baskıyı yaptı. O baskının sonucunda o hataya da zorladı. Biraz bence rakiplerin hatayı ortaya çıkaran oyun anlayışı var. ya. Yani Musa'nın psikolojik olarak etkilenmesine de çok. Peki. Biraz şey yapalım. Dedikodu yapalım. Magazin yapalım isterseniz. E, Şenol Hoca ile Okan Hoca arasındaki e, maç sonrasında yapmış oldukları açıklamalara da yansıyan e, maçın içinde bir diyalog vardı. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla Okan Hoca yerinde duruyordu. Şenol Hoca değil mi? Pozisyonunu değiştirdi, alanı değiştirdi ve Okan Hoca onun yanına geldi. Ee, orada bir e, sohbet oldu. Ee, Okan Hoca e, ayrılırken e, herhalde tam olarak Okan Hoca şey Şenol Hoca ayrılırken Okan Hoca onu tam demek ki e, rahatlatamadı ki sohbetteki o diyalogta. İkna edemedi. İkna edemedi ki. Teşekkürler. Elini yanağına doğru getirdi. Yani normalde öğrencisini e, hani e, hoşlamak gibi algılanmakla beraber e, orada bir e, sosyal medyada yansıyan bir görüntü var ki biz onu yayınlayamıyoruz maalesef. Şöyle bir bir ittirme gibi bir olay oldu. Farkında mısınız? Gördün mü görüntüyü? Yok ben dikkat et. Ben gördüm. Sen? Yok. Ben de mi görmedim? Ona bir çıkınca bir bakın. Neyse öyle yani. Öyle oldu. Yaptı bu. Öyle öyle oldu. Arkasından da Şenol Hoca gittikten sonra Bayram Hoca geldi. biraz kolçaklı bir şekilde Okan Hoca'ya biraz böyle sarıldı, bir şeyler söylüyor falan. Neyse böyle bir sohbet oldu ve bu sohbete istinaden de maç sonrasında Şenol Hoca'yla Okan Hoca'nın açıklamaları şöyle oldu. Okan Hoca'yla şöyle bizim bir oyuncunun el arketi vardı. Ona yani olanı anlatıyorum. Görüntüde görebilirsiniz. İşte o da dördüncü hakeme el hareketi yapar, aynı hareketi yaparak niye göstermiyorsunuz sarı kart diye söyledi. Ben de dedim ki şey sarı kart eğer gösterecekse yanaştım yani bir daha sakin olsun için o Hoca'yı severim ama oyunda bazen kaybediyor kendini kenarda her, her maçta yapıyor onu. Ha hoca haklı olarak oyuncularına sahip çıkacak, takımına sahip çıkacak. Ona bir şey demem. Ee, yanaşarak gittim. Gel ya, hocam sakin ol sen de aynı hareketi yaptın. Sana da kart göstermesi lazım. O zaman o da dedi bana ki sen çizgiyi terk Ama ben çizgiyi niye terk ettim? Sana gelip yardımcı olmak için. Doğrudur. Yani onu da isteyebilirsin. Baktım devam ediyorlar. Devam ettirdiler. Anladım ki bir gerginlik yapacak. Sonra uzaklaştım orada. Yani bu tabii ki olabiliyor. Yani hakeme bir şey diyorsunuz. Öbür taraftan bir şey diyorlar. Yani o konuşuyor, o konuşuyor. Böyle stresli maçlarda şeyler olabiliyor. Ama normal bir şekilde o geçti gitti. Maçtan sonra da. Evet benim bu anlattığım e, yani görüntü olarak benim e, anlattığım olaydan sonra açıklamalar bu. Şimdi ya Şenol hocanın söylediği bir şey var. Gittim sakinleştirmeye çalıştım diyor. Şimdi mesela şunu sormak lazım. yani Şenol hocanın mesela görevi midir e, gidip e, Okan hocayı sakinleştirmek? Yani eğer orada ters bir hareket yapacaksa zaten Okan hoca kartını görür. Dördüncü hakemi var. Yardımcısı var. Hakem var. Ya o da ona görmediğin... diyor ki o zaman e ama <laughs> sen de diyor çizgini ihlal ettin diyor. Yani doğal olarak sen de benim alanıma geliyorsun diyor. <laughs> He? Pozisyonu görmediğim için bir şey ya değil mi? Pozisyonu diyeyim. görüp görmemesi. Şey, ben sadece şunu soruyorum. Şenol Hoca'nın görev yerini bırakıp e, ne derler? Okan Hoca'nın alanına e, gelerek e, onu sakinleştirme gibi bir görevi ya var mıdır yok. Şüphesiz öyle bir görevi yoktur ama e, ne bileyim ilişkisi... Aralarındaki yaş farkı... Heh, şimdi oraya geliyorum. Ya, olabilir mi şimdi, o, şey. şimdi oraya geliyorum. Bir teknik direktörün belli bir e, yaşının olması, diğer teknik direktörle arasında belli bir yaş farkı olması artı e, o teknik direktörün, o diğer teknik direktörün zamanında hocası olması Hı. gibi 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 nedenlerden dolayı e, sağ kenarında bir e, farklılığı var mıdır? Olması mı e, gerekir? Yoksa orada... E, eşitler arasında bir mücadele mi vardır? Aa, Davranış biçimleri açısından. Oyun açısından konuşuyorsak elbette ki yoktur. Ama insan ilişkileri böyle şeyleri doğurur. Bunlar çok normal diye düşünüyorum ben. Aa, burada şöyle. Ee, yaşı küçük olan razıysa. Yani şey anlamında. Yani bu, bu, bu ağabey kardeş ilişkisine razıysa. O, o ince bir çizgi o. Vallahi ben size... Ben hani Okan Hoca çok... hani çok meseleyi dert etmiş gibi görmedim sanki. Ee, ben Doğru de aksini gördüm. düşünüyorum. Yani. Öyle Biraz mi? E, hani bundan çok olumlu etkilenmemiş ama hani büyütmek bu, bu de istemedi. Büyütmek istemiyorum. Büyütmemiş, Büyütmemiş ve de. ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu açıdan söylüyorum. O görüntüyü mesela görmemiş olsam sosyal medyadaki o görüntüyü Mustafa Ben görüntüyü görmedim. Yani. o yüzden çok yani mutlaka bir Ben bu açıklamaları bir, duydum ama görüntüyü o görüntüyü Şenol görmemiş de. olsam e, benim için şey hiç problem değil. İkisi arası hatta maç bittikten sonra Okan Hoca da Şenol Günevol'la evet, diyor. Tebrik ediyor, tebrik ediyor vesaire. Bunlar gayet güzel. Kaldı ki Okan Hoca'nın şöyle bir tarzı var benim gördüğüm kadarıyla. Ee, mesela bir toplantıda hatırlayın George Jesus'u e, yanından geçiyor. Evet, evet, o evet, onu evet, pas geçiyor. Evet, evet, hiç şey hiç ondan erinmiyor. Tamam. Ondan sonra arkasından bakıyor hayranlıkla bakıyor. Gazetecilerle olan ilişkisini Okan Hoca'nın. Aynen tamam, öyle tamam. ya. Böyle bir e, tevazusu Yok, var. Öyle bir saygısı var benim benim gördüğüm. Ama o görüntüyü gördüğüm zaman yani mesela Şenol Hocanın o elini e, yanağa doğru getirip e, şu hareket farklı, şu ittirme olayı farklı. Onu bir baktığınız zaman e, görürsünüz. Bakayım ben. Yani. Şunu söylemek istiyorum. Bir farklı teknik direktör o harekete e, istem dışı bir şekilde farklı bir reaksiyon da gösterebilir. Yani çok kariyerli, çok yıllar boyunca bir başkasının hocası olmuş olmanız e, size e, bu tür konularda farklı bir e, cevap verebilecek bir insan tipiyle karşılaşma olasılığını da bir kenarda tutmanın zorunluluğunu getirir bence. Şöyle, Dikkat etmek lazım Ya, ya benim bu konulara bakış açım e, ben teknik direktörler arası polemiklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Ben. De. İngiltere'de bu iş çok güzel oluyor. Bayağı arada gerilim falan da oluyor. E, şöyle Fakat bizdeki sorun bizde iş mahalle kavgasına dönüyor. De. Yani herkes giriyor kavgaya. De, de. Hayır bırak iki kişi polemik yapsınlar. Yani sen öyle demedin, ben öyle demedim. E, i̇ki iki kişiyi birbiriyle münazara ya da polemiğe müsaade etmiyoruz. Biz hep beraber hemen o mahalleyi çağırıyor, öteki mahalleyi çağırıyor. Ama bizim Biz şeyde. ama bizim polemiklerimizde her an e, fiziksel temas da olabilir şimdi. Ya da ol, tabii. Olmaz ya. Yani. Ol yani yapmaz ya. Ya yani. yani şey yazayım bu sezondan İngiltere deyince Conte Ha onu o evet, evet var diye ya. yani evet. orada bir ceza çıktı iki teknik adam ama yani o sınırı hem sınırı çok iyi biliyorlar. Hem de bir sınırda belli bir şekilde de açmış durumda. Çok, çok yani. şeydi ama değil mi o? Yani, İnanılmaz hani, işte elini çok şey ifade dedi. ediyor. Evet. <laughs> Tabii orada da evet. şey var işte bizim kültürümüzde. Ama karşılıklı. E, i̇kisi de. karşılıklı. Yani. Evet, yani ikisi de. Mesela, burada bence, tek, tek taraflı ok ok Okan değil. Okan Hoca burada biraz bence hani o mesele çıkmasın, ağzımızın tadı kaçmasın e, tarzında yaklaşıp biraz daha geride kalmış gibi ya ama Şunların mesela da. Şenol Hoca'nın söylediği, bunları genellikle bu... sağ kenarında Okan Hoca yapıyor Heh, diyor. Ben, şimdi. Bence zaten şey var, yani o... kavgayı ayırırken... Herkes ]ken... yapıyor ya. Yani, yani herkes, herkes yapıyor, yapıyor tabii ki ya. ama bu bana biraz üstlenici bir bakış açısı. Yani ben eğer onun e, zamanında hocasıysam bu tarz konuşabilirim gibi bir... E, ...serbestliğe e bonfor alanı varmış bizdeki gibi. Bizdeki ağabeylik kültürü biraz e, böyle değil evet, mi? Evet ama, ama bir yerde... Karşıyım gibi... ama biz, bizdeki ağabeylik evet. kültürü biraz böyle mi? Yani, birisi yani. Galatasaray'ın bir diğeri de... ...Eşiktaş'ın teknik direktörü. Mesela Fatih Hoca da böyle değil miydi? O da yanlış. Yani işte, gayet tabii. Yani ki. bizdeki kültür gayet, gayet tabii. Gayet tabii. Allah var Mustafa Hoca bunu. Gayet ya, tabii. Ki. Mustafa Hoca'da evet. görmedik bunu Yok. pek yani. Evet. Değil mi? Tabii tabii. Hiç öyle görmedim yani ya, Allah var Mustafa. Bence Şenol dediği gibi yani oradaki bazen kendini kaybediyor her maçta yapıyor diyerek hani bir yanda kavgayı sakinleştiren ama bir taraftan da hani daha da büyük söz bence bu taraftan. Ama e, Erdal gibi düşünüyorum yani Erdal'ın söylediği gibi iki teknik adam da bu atışmaları yani Okan Hoca da onun karşılığında bir şey söyleyebilir o atışmaları yapması çok anormal değil. O, oyun o mahalle biraz buna müsait bir oyun. Ya. E, tabii tabii. Yani daha biraz, da, biraz görelim hatta böyle şeyleri. Heyecanı şeyler yani. da arttırdığını Arttıran bir şey Görelim yani. biraz böyle şeyler ama bizde şey yok ne yazık ki. Ona müsaade etmiyoruz. Tam tersi mahalle kavgasına döndürüyoruz evet. yani. Herkes kendi abilerini şey, taraftarını çağırıyor. Evet 90 artı 7. Sanki Durum bir sıfır, şey, 0 -0. pozisyon vardı ama kale şey, topa temas gibi değil mi? Yani e... var incelemesi. Hani gibi, bu diyorum. maçtan önce ya bu maç en fazla hangi skora daha yakın diye, hangi sonuca daha yakın diye sorsanız ben bir beraberliğe Gerçekten. daha yakın olduğunu tabii düşünebilirim. Yani bana da sorsalar ben bol gollü bir maç izledim. Öyle mi? Bol gollü. Evet. Ama işte o iki ayaklı maç olması itibariyle evet. artı yani Fenerbahçe'de Giresun spor maçı öncesinde bir moral açısından da sıkıntı çekmemek için iki tarafında istediği bir sonuç. Ya bu arada Giresunspor İstanbul Spor maçını seyrettim ikinci yarısını. Hakan Hoca da ayrıldı biliyorsunuz. Evet. Giresun Spor'dan. E, i̇statistiklere bakıyorsunuz son derece önemli bir karşılaşma. Giresun Spor 30 tane şut çekmiş, 5-6 tane isabetli. İkinci yarının tamamında e, 10 kişi oynadı İstanbul Spor. Genel görüntü olarak sanki Giresun Spor e, müthiş bir baskı kurmuş gibi bir görüntü olmakla beraber pozisyon yok kesinlikle ben bence, yani, bence gerçekten... pozisyon yok. Fatih Tekke üzerinden okumak lazım. Evet. Çok iyi bir savunma kurgusu yaptı. Çok çok iyi bir savunma kurgusu yaptı. Evet. Bir de yani tabii Giresunspor'un oyun alışkanlığı yerleşik savunmaya gol atma üzerine değil kabul edelim ki kolay değil. Yani Giresunspor'un oyun alışkanlığı geniş alan bulacak, Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasıyı savunuyor. Yani. Aslında diğer maçları da kazandığı maçları öyle kazandı. Hı -hı. Hatta hat yanlış hatırlamam Alanya Spor maçında da rakip yine 10 kişi kalmıştı oh. Giresunspor Alanya yine atamamıştı Giresunspor öyle hatırlıyorum ya da tersi olabilir. Ee, ondan önce bir de e, pozisyona girse de Giresunspor'un bir skor problemi çok net var. Başakşehir maçını izlediniz mi bilmiyorum. Evet. Yani ka neler kaçırdı Giresunspor? Evet. Döndü gol yedi. Neler kaçırdı? Döndü gol yedi. E, hücum anlamında zaten öyle bir problem vardı. Ama İstanbulspor'lu ve Fatih Tekke'de 10 kişi kaldıktan sonra özellikle savunma yerleşimini çok iyi yapıyorlar. Yani her her takıma karşı onu çok iyi yapabiliyorlar. Direnebildikleri yere kadar. Hani yani ben Hakan Keriş'in mesela istifasını öyle biliyorum. Şöyle, bir, Yarın, şöyle abi, bir, orta, bir hafta önce de e, pardon Başakşehir de, Başakşehir, maçında, Başakşehir maçında da istifa etmişti. Başkan kabul etmemişti. Hmm. E, bu sefer ikinci olur. zaten o bizde bir olunca ikinci ikinci evet. habercisidir iki olacak. Ya yani küme düşme hattındaki takımlar için en tehlikeli şey durum eee İyi oynayıp bunu puana çeviremem. Çok kötü yani şey. Çok iyi oynuyoruz. Çok, çok, bunu evet. ilerideki haftalarda puana çevireceğiz. Artık zamanı. Söylemi. Yok. Zamanı yok. E, gelmedikçe daha strese getiriyor. Çok, yani işte doğru. dediğiniz gibi 35 şutun, 36 şutun atıldı, 30 şutun atıldı. Tabii. Ama e, yani öyle ortada... bir şey vardı ki Mustafa Hakan hocanın kenarda. E, yani hani bunları nasıl atamazsınızdan daha ziyade. E, Takımını sanki tanıyamıyormuş gibi özellikle. Pozisyona girmekte zorlandılar. 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 Son, son paslar çok kötüydü. Evet. Vuruşlar çok ay, kötüydü. Final pasları çok kötüydü. heh, çok kötüydü. Ceza sahası içinde aslında çok fazla topla buluşmuş bir takımdan bahsediyoruz ama mesela Bay için falan ceza alanı içinde yaptığı son vuruşlar falan inanılmaz yani. Hani çerçevenin iki kale üstünden falan dışarıya evet. kaldı ki bir de penaltı. Bu arada maç 0-0 bitti böyle bir durumda yani benim bu takıma artık yapabileceğim bir şey yok tarzı bir istifa gibi geldi bana doğrusu. Öyleydi de bugüne kadar yaptıklarıyla da Hakan Hoca'yı tebrik etmek lazım. Fatih Tekke'yi nasıl tebrik ediyorsak Hakan Hoca'yı da bence yani geçen sene küme düşme adayıydı. Sürekli küme düştü, düştü, düştü ve neredeyse geldiğinden beri her hafta bu hafta Hakan Hoca giderle oynadı. Yani iki senedir bu hafta Hakan Hoca giderle oynamak çok zor bir şey. Yani. Kabul edelim ki. Ben yani iyi, iyi, iyi iş başardım. Şimdi şu düşme hattındaki takımlar aslında e, yani genel görüntü Aynen. olarak sanki her şey şekillenmiş gibi görünüyor ama evet, öyle ben değil. Ben de Ümraniye Spor düştü demiştim ama, ama sizleri, tabii bir daha kendim, başlığı kendime başlığı var. getirdiniz yani. Evet. Bir bakalım arkadaşlar varsa grafiğimiz Ümraniye Spor ya da hepsiyle beraber e, var. E, 12. sıra Antalya Spor, Ankara Gücü, Kasımpaşa, İstanbul Spor, Giresun Spor, Ümraniye, Spor. Ümraniye Spor. şu anda mesela 26 puanı var değil mi? Evet. Ee, maç var. 31 maçlı 32 maçlılara göre. Kaç? Ha, Hükmen'le birlikte 26. Bu Hükmen galibiyetler eklenmiş hal değil mi arkadaşlar? Evet. Mesela Sivas'la oynayacak. Arkasından Başak deplasmanı, Ankara Gücü'ye final maçları. Giresun içeride, İstanbul Spor dışarıda. Ee, dolayısıyla kendisini bir anda yukarıya atabilecek maçlar var. O 5 e, beş maça baktığımız zaman. E, Giresun Spor mesela e, galip geldiği maçları yani hükmen e, maçlarına baktığımız i̇ki zaman Hatay ve Gaziantep. Altı puanı garanti. Tabi tabii, tabii. ard arda iki tane yani. Dolayısıyla e, puanı 33. E şimdi bu hafta Fenerbahçe arkasından e, Trabzon içeride. Ümraniye deplasmanı Antalya Spor. E, diğer tarafta İstanbul Spor. İstanbul Spor'un da iki tane hükmen galibiyeti olacak. Ee, ve e, şimdi bu hafta Galatasaray daha sonra İstanbul'da Kasımpaşa, Demirspor içeride, Ümraniye. Yani Kasımpaşa, Ankara, mesela Ankara gücü hani rahat gibi görünüyor değil mi? Evet. Puanı 35 ve kaçıncı sırada ee, Ankara gücü? Şu anda 13. sırada ama Ankara gücünün hükmen galip geleceği yok. maç yok. Yok. Dolayısıyla hepsini çata çat oynayacak. Oynacak. Trabzon deplasmanına gidiyor. Trabzon yönetim değiştiğinden bu yana galibiyeti yok. Öyle değil tamam. mi? Efendime söyleyeyim. E, Antalya Spor yok, Yönetim e, gelecek. var da Yeni Hoca'nın galibiyeti yok. Ha? Yönetim var da ye yönetim ha, Yeni Hoca'nın yok. yok. Doğru. E Ümraniye deplasmanı E Galatasaray gelecek. E, e, ondan sonra e, Kayseri deplasmanı son iki hafta görece olarak biraz sanki rahat gibi. Ankara... Ama hala her şey evet gebe. Yani, yani aşağısı sonra... son derece çok karışık. karışık. Dolayısıyla bu takımların yukarıda oynayacağı, yukarıdaki takımlarla oynayacağı maçlar da karışık. Hemen bir e, zirveye oynayan e, takımların e, grafiğini bir rica edeyim. Orada da hükmen galibiyetler e, eklenmiş haline baktığımız zaman Galatasaray 73 puan görünüyor. Fenerbahçe 73 puan. Beşiktaş 68 puan. Tabi Galatasaray Fenerbahçe'nin hükmen galip geldiği haftada da maç yapacak. Galatasaray Başakşehir içeride İstanbul deplasmanı Sivas içeride Ankara Yücü deplasmanı ve Fenerbahçe ile kapatacak. Fenerbahçe'nin 4 maçı var. Galatasaray'ın 5 maçı var. Aynen öyle. Fenerbahçe'nin 4 maçı var. Galatasaray'ın 5 maçı var. Yani Beşiktaş. şey olarak 4 maçı var. Beşiktaş'ın da 4 maçı var. Peki, şu tabloya baktığın zaman Mustafa, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe açısından Beşiktaş biraz daha görece olarak tabii geride. Zorlanabilecekleri maçlar hangileri olur? Mesela bu hafta sonu için iki tarafta tulum çıkartır mı? Ee, şöyle söyleyeyim, az önce küme düşme hattını gösterdik ki orada küme düşme hattında Giresunspor'un ilk iki hafta maçı yani Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı bence kaderini belirleyecek. Çünkü diğer takımlara göre o maçları kaybederse sanki işi daha zorlaşacak gibi gözüküyor. Yani final maçı niteliğinde Ümraniye mesela oynasa da. O yüzden bence biraz Giresun Spor maçı. Ama son iki hafta da Kayseri Adana Demir Spor. Hiçbir e, artık şeyi kalmamış olan iki takımla oynayacak. Evet. Ama hani bence o iki maç, onun sonrasında hani oradan puan çıkmış. Şimdi böyle bakarsanız Fenerbahçe'nin ilk oynayacağı Giresun Spor maçı, kağıt üzerinde Fenerbahçe işte bir eşiği açtı. Kolay bir maç gibi gözükür. Ama Fenerbahçe böyle düşünürse, Fenerbahçe'de oyuncu grubu Fenerbahçe taraftarı veya de böyle düşünürse hata yapar. Neden? İstanbul Spor maçındaki duruma düşer. Yani o maçın içerisinde kimse İstanbul Spor'u o kadar zorlayacağını düşünmüyordu. Ama bence Türkiye'de çok fazla kimse kendi maçının dışında maçta seyretmiyor. Yani çok, İstanbul, güzel, çok güzel. Yani. İstanbul Spor maçını çok, güzel, çok, doğru, çok, doğru, çok çok doğru, çok, az olduğunu düşünüyorum. Yani İstanbul Spor'un bu oyununa sürpriz Ya da Fatih Tekke'nin maç öncesi açıklamalarına ya Fenerbahçe'ye maçı e, altın tepside verecek diye bak. Hayır yani elindeki imkanları anlatıyor bir strateji anlatıyor. Alatıyor. Tabii kendi kadrosu rakibi biraz rahatlatıyor. Rakibi rahatlatıyor. ortamı gerginlikten yani, uzaklaştırıyor. şey diyeceğim de kızacak ama şey Erdal. Yani Trabzon, belki de, Trabzon'daki maçta hiç İstanbul yok. İstanbulspor'un bir tek Trabzon deplasmanını verdi. Katılıyor ya, yani gerçekten. olmaz. Çok yok gibi Yok hiç gibi. yok gibiydi. Yani doğru söylüyorlar ya, Çok bu yok gibi. Bu, bu da denk gelmiştir. Ama şöyle bir yanı var. İstanbulspor iyi oynuyor. O yüzden mesela İstanbulspor e, oynayacağı takımlarla zorlar. Yani bu küme düşme hattının içerisinde zorlar. Ee, avantaj duruma geçirir kendisini. Zirveye oynayan takımlarla Galatasaray önce Galatasaray maçını da zorlar kağıt üzerinde. Net o gözüküyor. Bir şey söyleyeceğim. İstanbulspor'un ee, İstanbul Spor'un Beşiktaş maçını hatırlasanıza. Ya son bölümde neler? iki tane kaçırdılar. Kesin. Yani. i̇lk yerde Galatasaray maçını hatırlasanız hatırlasanıza. rağmen son bölüm yine K çok yöndüler. Atsa gene. Hatta gene yani iki iki Özellikle ben. maçın sonlarında bunu çok sık yapıyor İstanbulspor. Evet, ve bu bence şey değil. Bu tesadüf. Orayı kaldı e, ki o e, zaman sadece koyacağım. Etemi vardı. Şimdi çok ezede var. Eze, Eze var. Şey lo, kilo var. E, Lokilo lo, var. Lokilo Lokilo var. O yüzden e, şimdi İstanbulspor en çok zorlayacak takım bu anlamda. Ankara Gücü güvenli bu takımın içerisinde güvenli alana atabilir. Kendisi. Dolunay Hoca ile bir yükselişi var var. Yükselişi var. var. İç sahayı kullanıyor. Galatasaray yani ezber bozan gücün. bir futbolu olmaya başladı. Kasımpaşa maçını alsaydılar onlar için iş tamam diyebilirdik. Olabilir. Kasımpaşa'yı da o zaman iyice şey atmış olacaklar. Evet. Burada Galatasaray'ın bence zorlanacağı ki bu deplasman. Hmm. Yani final maç olarak finale kalırsa şimdi Jesus bir playoff falan vesaire dedi. Playoff olmamalı herkes doğal söylendi ama maç hani oraya geldiğinde doğal bir playoff maçına dönüşebilir. Oraya dönüşecekse bu iki maç Galatasaray'ı zorlayacak maç. İstanbul Ankara Evet. Fenerbahçe açısından da bence Fenerbahçe... O zaman Fenerbahçe'yi rahat mı geçer diyorsun? Fenerbahçe'nin kendi evinde oynayacağı maçların <laughs> hepsi zor. Nasıl? Galatasaray. <laughs> Hayır, iki tane maç söyleyince Galatasaray şöyle, Fenerbahçe maçı yani, rahat olur anlamına yani geliyor. Şöyle rahat olur. Yok. Eğer bu bu, rahat olur <laughs> bu, bu puanla giderse rahat olur tabii. Çünkü Fenerbahçe o zaman 3-0 en azından yenmesi e, tabii lazım. Canım. Yani eğer böyle giderse hani bütün takımlar kazanır giderse Fenerbahçe'nin yani bir ihtimali. 3 puanla tam... giderse e, tabii ki çok büyük avantaj Galatasaray için. Peki 3 puanlık bir farkla gelindi e, son maça. Yani e, son maça kadar bütün takım, iki takım da tulum yaptı. İlk yarı 2-0 Fenerbahçe galip. <laughs> Nasıl bir yani düşünsene dört farklı kaldı ki. <laughs> Allah o maçı yönetecek gibi. <laughs> üç farklı yenersen Fenerbahçe'nin averajı da o zamana kadar ee, ama ikisi de böyle şey olursa şu anda averaja baktığımız zaman 42 38. Dolayısıyla onlar değişmeyecek demek. Ama farklı galibiyetler beraberinde getirebilir. Daha olabilir bundan sonra. O da olabilir. Yani ama. genel averajda da Fenerbahçe. Oraya gelene kadar ben gerçekten Beşiktaş mesela içerideki Antalya maçını kazansaydı, Trabzonspor maçını kazansaydı o zaman çok çok daha eğlenceli, ya Fenerbahçe, eğlenceli Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın e, şampiyonluk Aa. için bütün maçlarını kazanmaktan başka bir şansı yok. yok. Peki yani arkadaşlar, hiçbir ihtimal olmaz yoksa. Ya sohbet güzel de reklama da az bir zaman kalmış. Yani az derken 10 dakika. E, geçen hafta Trabzonspor hiç konuşamamıştık. E, yani sonuçta Galatasaray, Fenerbahçe, artı Beşiktaş bize e, son zamanlardakinin dışında hakikaten keyifli bir sezon yaşatıyorlar. O nedenle. E, bırakın şu e, sezonun e, keyfini e, yaşamaya devam edelim. Ha bu arada e, Ali Palabıyık değil mi arkadaşlar? Sezon sonunda efendim ha, Ali Palabıyık e, TFF 1. Lig'de Altınordu Bandırma Spor maçında altın e, Altınordu lehine vermiş olduğu bir e, penaltı ki o penaltının ardından durum 3-2 oldu ve maç 3-3 bitti daha sonra. Ee, o karşılaşmadaki performansından dolayı TFF'den bir açıklama var. E, ee, Süper Tito Ligi'nin 35. haftasında e, Altınordu Beyçimento Bandırma Spor Müsabakası'nın hakem yönetimiyle ilgili teknik değerlendirme ve var kayıtları incelemesi sonucunda müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar Görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. O görüntü var mı arkadaşlar yoksa girmeyelim çok fazla zaten. İki tane de var hakemi daha öncesinde de verilmeyecek denmişti. Verin o zaman tamam. Yani bu pozisyonun arkasından e, bir penaltı kararı geliyor ve e, var incelemesi e, isteniyor. Maç şu anda 3-1 bildiğim kadarıyla değil mi? 3-1 ve... E, Ali Palabıyık bu pozisyonu izliyor ve ardından da kararında ısrarcı oluyor ve dolayısıyla durum 3-2 ve arkasından da 2-3 ya da arkasından da 3-3 oluyor ve bu performans artı VAR kayıtlarının incelenmesi sonrasında Ali Palabıyık'ın sezon sonuna kadar maç verilmemesi kararlaştırılmış. Ee, bu sezon itibariyle yapılan e, bu noktadaki ilk resmi açıklama değil mi benim hatırladığım daha önce iki tane var hakemi ya da avar hakemi yapılmış yok, var hakem şey maç hakemiyle ilgili ha, böyle, hakemi böyle bir açıklama de yap yani çok e, anlayabilmek anlayabilmekle beraber şimdi mesela İspanya'da e, da bir, belli bir süre dinlendirdiler ve açıkladılar da bunu o dönemin içerisinde yani bu olabilir hakemler için bu açıklamalar ama çok doğru bulmuyorum özellikle bizim ligin atmosferinde çok doğru açıklamalar değil. Diğer hakemleri daha fazla baskı altında aldığını düşünüyorum ben. Yani Hı. şey olarak hata, ya o zaten hata yapıyor. Hatayı önlemek için yapılıyorsa e, çok önleyecek değil. Daha tedirgin hale getiren hamle olduğunu düşünüyorum. Bu şeyin de kararının da çok garip bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani hani bu karar e, çıkması doğal gözüküyor. Ama buna rağmen ben buna rağmen. Diğer, diğer hakemlere çok e, olumlu yansımıyor. Evet Erdalcığım. Nedir durum? Lazio önde. Napoli'nin şampiyonluğu bu akşam olmayacak gibi görünüyor. <laughs> evet. Nereden Aslında gördün Lazio'nun önde Şurada şurada mu? gördüm. <gülüyor> <gülüyor> yani bence hani evde oturarak şampiyon olmak bence daha güzel. İşte geçen sene yazdığım bir yazı vardı. Onu önümüzdeki hafta okuruz. Önümüzdeki hafta Napoli şampiyon olmuş olur. <laughs> Napoli Trabzonspor ilişkisi ilişkisi derken yani benzerliği üzerine. Ee, çok şükür bu sene de onlar da oluyor. Eee Trabzonspor'u konuşacağız. Ee, ne konuşacağız transfer. Ya tra Trabzonspor'un bundan sonraki gündemi kuvvetle muhtemel gidecek oyuncular, gelecek oyuncular. Sen genel olarak bir elit ha. şimdi bir takım e, dedikodular var. Dedikodu derken yani transfer söylentileri. Bu hoca Dinamo Zagreb'ten gelmiş. Hırvatistan yetiştirici bir ülke olması ve bu da hoca da e, orada birçok e, kez şampiyonluklar yaşamış. Son 2018-19'da Dinamo Zagreb'de şampiyonluk yaşamış bir hoca. Dolayısıyla Trabzonsporlu taraftarlar e, Hırvatistan'dan yurt dışına ihraç edilen birçok futbolcunun olduğunu biliyorlar ve bunların ne kadar başarılı olduğunu e, biliyorlar. Herhalde bu arada bir e, söylenti vardı. Petkoviç mi? Bir Sırf futbolcunun e, da transfer edilebileceği konusunda. O Bir kenar forvette konuşuluyor. Bir amoza oynuyor ama o da mesela İtalya'ya gitmiş. Tutunamadı. Tutunamamış. Evet. iki İki takımdan ondan sonra önce de dönmüş. sanki takip etmişti onu 2-3 sene önce de öyle bir şey hatırlıyorum. İnsan ee, Bir akıllara... Bu arada edin. affedersin ya, yazık olmuş. Fenerbahçe 72-71 mağlup olmuş Olympiakos'a değil mi? Kaç oldu şimdi şey? Ee, 2-1 oldu seri. Son, Son saniye basketiyle olsun. ve durum 1-2 oldu Olympiakos yine. Üçüncü karşılaşma seri de yine İstanbul'da oynanacak. Dördüncü karşılaşma pardon. Peki diğer tarafta şey maçı kaç kaç e, gidiyor bizim e, Türk Telekom'un? Kaç? 42, 24 ikinci periyot ama o da birazcık zor gibi görünüyor evet. Gran Canaria karşısında. Peki, yani bunların doğal yakıştırmalar olduğunu düşünüyorum. Ee, yani hoca Hırvat, dolayısıyla Hırvatların bu kadar şeyi var, onlar doğal yakıştırmalar olduğunu düşünüyorum. Henüz öyle o anlamda somut isimler e, düştüğü çok emin değilim. Ama Trabzonspor'un transferi erken halledeceğine eminim. Ee, erkenden kastım ne? Yani sezon bitmeden Trabzonspor pekala 4-5 transfer yapabilir. Burada transfer yapmaktan daha önemli Strasbourg için ve daha zoru bence. Eldeki kadrodan oyuncu gitmesi. Burada gitmeyi iki türlü bir talep olanlar. İşte Maxi Gomez'e talep var diye biliyorum. Ee, ya da Bakasitas'a talep var diye. Hatta Abdülkadir'in izlendiği. Bunlar sorun değil. Asıl sorun e, verim alınamayan e, ücretleri yüksek oyuncuların gönderilmesi ve bu konuda yönetip kararlı diyebiliyorum. Yani, e, zarardan kar etmeyi de düşünüyor. Çünkü Sezon başında öyle bir dedikodu duymuştum mesela bazı oyuncuların ücret yüksekliğini diğerleri tarafından sıkıntı yarattığı e, maaş dengesizliğinin sıkıntı yarattığı ki bu hmm. takımlarda çok olur. Hatta bir arkadaşım demişti ki yani siz bir sürü şey konuşuyorsunuz. Yani bütün soyunma odalarının birinci gündemi primler yattı mı? İkinci gün yani, yani bütün dünyada da böyledir evet. ya. Yani. Birinci günden primler yattı mı? Yani sizin konuştuklarınızın e, tamamen dışında bir evet. dünya var orada. Dolayısıyla onu da bertaraf etmek amacıyla Trabzonspor'un mevcut oyunculardan göndermesi gerekenler konusunda üstün bir performans gerekiyor yöneticilerin. Ben onunla daha çok uğraşacaklarını ve onun daha çok yoracağını düşünüyorum. Oradaki başarı bence Trabzonspor'u daha rahatlatacaktır. Kabul edelim ki Trabzonspor kadrosu erozyona uğradı. Yani mevcut kadro. Bu oyuncular hiçbiri kötü oyuncular değil. Erozyona uğradı. Olmadı. Olmayış üzerine devam eden süreç daha da büyüttü. Dolayısıyla işte bu kadrodan benim görebildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla konuşmalardan, e, onun konuşmasından, ötekinin konuşmasından hepsini de derlediğim, anladığım mı ifade etmem gerekirse Trabzonspor'da en az 10 oyuncu gidecek ve en az 10 oyuncu gelecek. Bu ne demek? Bu yeni döneme yeniden sabırla başlamak demek. Yani bu bir restorasyondan fazlası. Fazlası oluyor. Restor... İnşaat diyelim yani. Hmm. Yani yeniden... Böyle sezonlar ona gebedir. Beşiktaş mesela onu daha kısa şeyli yaptı. Eee olacak geldikten sonra 6 transferi var. Yani önümüzdeki seneye şimdi diyebiliriz ki Beşiktaş mesela Galatasaray'dan bile daha hazır olabilir. Çünkü Galatasaray çok kiralık oyuncusu var. Fenerbahçe'nin hocası belli değil önümüzdeki sene için. Dolayısıyla herkesten daha hazır Beşiktaş. Onu restorasyonla halletti Beşiktaş nispeten. Ama Trabzonspor galiba inşaat yapacak. Hmm. yani Sıfırdan bir inşaata girecek. Genel olarak Bielitsa'nın e, Trabzon'daki karşılığı nasıl? Çok erken şu anda. E, seyircinin de o gözle baktığını düşünmüyorum. Ben taraftarın da o gözle baktığını düşünmüyorum. E, fiilen Trabzonspor hazırlık maçı oynuyor. Hatta o hazırlık maçlarında mesela normal puan maçı olsa e, sezon başından beri kenarda denendiğinde hiç verim alınmayan bardi orada olmazdı muhtemelen. Ama e, oyuncu. Trabzonspor'un malı ve mümkün olduğu kadar hani bir şans daha verelim ya da bir de normalde işte şey oynardı. Lazar Markovic oynardı orada. Doğal olanı odur. E, ama hoca muhtemelen e, kimlerle olacak kadar kimlerle olmayacağı da görmek istiyor. Dolayısıyla fiilen Trabzonspor hazırlık maçları oynuyor. E, türbin de onun farkında. Taraftar da onun farkında. Bence yönetim de farkında. Herhangi bir baskı yok. Bu çok büyük lütuf hocaya. E, Kesin. Çok büyük lütuf. Evet. Peki. Son bir aramız var sevgili seyirciler. Arkasından yavaş yavaş veda edeceğiz. Demir Grup Sivas Spor, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşması 0-0 sona erdi. Yarın akşam Başakşehir ile Ankara gücü İstanbul'da karşı karşıya gelecek sevgili seyirciler. Ve hafta sonu da e, lig karşılaşmalarının heyecanıyla devam edeceğiz. Bizden sonra çok kısa bir süre sonra Aktüel Futbol yayına girecek. Onu Şahin Başkan'ın moderatörlüğünde Şenol Çorlu ve Senat Ok sizlerle birlikte olacak. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.